Karar TV ekranlarından herkese merhabalar, iyi sabahlar diliyorum hepinize. Bir Karar Ver programıyla karşınızdayız. Yıldıray Oğur'la beraber yine böyle heyecan dolu bir Türkiye. Yani her günümüz öyle bitiyor. Bugün bizim de heyecan verici bir konuğumuz var. Avrupa bizi bu yüzden de kıskanıyor olabilir. Çok durağan bir hayat. Sürprizi yok. Şeyi yok. Yani çok standart böyle, sakin. Ama Türkiye öyle değil. Mesela sabah uyanıyoruz. Bir şey. Ne oldu ki? Yani ben bir şey görmedim. Dün bir şey. Özel bir şey mi oldu? Yani bizim dikkatimizden kaçmış olabilir. Yani çok olmuştur fazla ama. Bir şey görmedim ben. Ne oldu? Bir şeyler, Orta Doğu'yla barıştık. Ya hiçbir şey olmadıysa bile bir şeyler mutlaka olmuştur. Yani hiçbir şey olmasa bile mutlaka bir şeyler olmuştur. Ama biz bunu yani dikkatimizden kaçmış olabilir diye düşünüyorum. Dün bugün ilginç bir haber şeyde var. Nerede Cumhurbaşkanı var? Katar'a gitmişti biliyorsun. Hı hı. Orada anlaşmalar imzalanıyor. Anlaşmalardan biri Katar'da Dünya Kupası yapılacak 2022'de. Hı hı. Evet. Dünya Kupası finalleri boyunca Türkiye'den 3250 polis Katar'da görev üstlenecek. Anladın Nasıl yani? Mı? Anlamadım. Yani Dünya Kupası'ndaki uyanamadım herhalde Dünya hala. Dünya Kupası'nın güvenliği Türk polisi yapacak. Bir ihale gibi bir şey olmuş. Güvenlik desteği için Fransa ve İtalya'da başvurmuş. Ancak Katar Türk polisini tercih etmiş. Dünyaya polis ihraç ediyoruz. Çok ilginç bir haber bu. Yani ben hiç duymamıştım böyle bir şey daha önce. 3250 polis Katar'da Dünya Kupası'nın güvenliğini sağlayacak. Yani bunlar şu arada anda var ya böyle hani güvenlik şey olduk ya böyle asker, polis, heron. Ver bunları, mehteri. Bunlar bizden soruluyor dünyada. Şey, evet. Çok ilginç. Süleyman Soylu'nun başarısı demektir bu bence. Yani yarın bir gün şey söyleyebilirler. O kadar iyi böyle hani kolluk güçlerinde, kuvvetlerinde o kadar iyiyiz ki. Evet, Dünya Kupası'nı Türk polisi şey yapıyor, himayesinde. Güzel koruyor. Bir şey yine de ya. Güzel. Yani bence i̇lginç. De güzel. Enteresan bir şey. Bu Katar'la Sabah Gazetesi sende mi? Yok. Sabah gazetesi burada. Ben kendi gazetelerimi aldım. Sen kendi gazetelerini aldın. Bana da sabah mı düştü? Sabah, o zaman ben bugün Mehmet Barlas'ı okurum ya. Sen oku. Seni tutamayız. Yani, beni tutmayın. Yani çok uzun zamandır böyle okumuyorsun. Şey yaptım. Ne denir? Detoks yaptım. Mehmet Barlas detoksu yaptım. Dolayısıyla ama bugün okuyacağım. Yani bu kadar detoks yeter. Arada böyle şeyi bağışıklık sistemini de şey yapmak lazım, şaşırtmak lazım. Dolayısıyla bugün Mehmet Barlas okuyabiliriz ama onun öncesinde ama onu sen Sabah gazetesini su içmiyor muydun bağışıklık sistemi için? O daha faydalı. Ben Mehmet Barlas'ın bağışıklık sistemini güçlendirmek için değil ki. Yani o mesela hani hayatımızdaki bağışıklık sistemiyle alakalı değil. Anladım. O değişik bir şey. Mesela hani işte feraset, işte öngörü diyebileceğimiz çok güzel bir yazı yazmış Mehmet Barlas. Bak diyor ki, muhalefetin vizyonsuz olduğunu söylemiş Kemal Kılıçdaroğlu. İşte İYİ Parti, DEVA bunlar diyor. Vizyonsuzlar. Siyaset iki koldan ilerliyor. Bu kollardan bir tanesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğindeki uzun vadeli hesaplara dayalı ciddi bir yol var. İkincisinde de Abdullah Gül'ün veya Ali Babacan'ın oyun oynadığı, hiç seçim kazanamamış Kılıçdaroğlu'nun tiklerine dayalı gayri ciddi bir çizgi. Evet. Kemal Kılıçdaroğlu'nun tikleri ne oluyor ben anlayamadım bunu, sana sormak istedim. Ben de anlayamadım, normal bir insanın anlayabileceği bir şey değil zaten. Kemal Kılıçdaroğlu'nun tiklerine dayalı gayri ciddi bir gayri ciddi bir çizgi demiş. Çok böyle değişik yazılar yazıyor. Yani Barlas yazdığı yazıları sonrasında okuyor mudur acaba? Yani.
Ama asıl mesele Karar Gazetesi'nin manşetini, bizim gazetemizin manşetini gösterelim. Nurullah Elçi demiş ki Etiyen abiyi duyup geldim. Vallahi biz de Etiyen abiyi duyup geldik buraya. Biz de bekliyoruz. Biz de bekliyoruz kendisini. Biz de sizinle aynı durumdayız. Çok uzun zamandır kendisini ilk kez göreceğiz stüdyoda. Doktor göçü. Çok bu önemli. Çok Türkiye'nin yani en ciddi sorunlarından bir tanesi bu. Evet. Ne kadar çok en ciddi sorunumuz var bizim ya. Bu çok ama ilginç bir şey. Yani bu başka alanlarda da olabilecek, ileride olabilecek bir şeyin ilk yansımaları. Çünkü doktorluk çok önemli bir şey. Türkiye'deki tıp eğitimi iyi bir eğitim. Bu dünyada da biliniyor. Evet. Şeyde de Avrupa'da da Almanya'da özellikle doktor açığı var. Yeteri kadar oralardaki bizim kadar her yerde o kadar çok tıp mezunu şey yok. Çok o kadar çok doktor yok. Türkiye'deki tıp eğitimi de bilindiği için tercih ediliyor. Arada fiyat maaş farkı çok fazla, çalışma koşulları farkı çok büyük. Ve insanlar bayağı doktorlar mezun olunca TUS yerine Almanca'ya çalışıyorlar. Almanca öğreniyorlar. Çok böyle artık şeyler var yani bir takım mekanizmalar var. Evet. Onlarla gidip orada başlıyorlar. Çok daha çok çok daha iyi şartlarda başlıyorlar orada. Şimdi, bu sayı bayağı bir çok yani. Evet, Türkiye'de hani Türkiye çok ciddi hani bilim adamı Türkiye'ye katkı sunabilecek. Akademisyenlerine çok uzun zamandır bir beyin göçü var. İktidar her ne kadar bunu reddederse reddetsin. Sadece akademisyenler değil, bu ülkenin gençleri, AK Parti döneminde, iktidar döneminde doğup büyüyen gençlerin büyük bir çoğunluğu bu ülkede yaşamak istemiyorlar. Yarın kendilerine dair bir gelecek görmüyorlar. Bir şeyleri yok. Şimdi ciddi bir sorun doktor göçü, hem de böyle salgın döneminde. Hala hani dünya Covid, işte hani omikron ne olduğu, hani daha ne tür böyle şeyler olacak, ağır pandemi koşulları gelebilir ondan sonra. Ama böyle bir dönemde Türkiye bir de doktor göçü vermeye başlamış. Bir yani bu pandemi sürecinde 1260 doktor yurt dışına gitmiş. Çok büyük bir Türkiye'de yani. Kalmak i̇ki istememiş. İki senelik bir şey için. Evet, iki senede çok büyük bir rakam. 8000 doktor 18 ayda istifa etmiş. Mesleğinden istifa ediyor. Yani çalışmak istemiyor. Evet. Çok ağır bir şey. Yani tamam yani Covid-19 işte 3 kez aşı oluyoruz. Hala mesela 3 kez yapılan 3 doz aşı bile bunu yani Covid'den tamamıyla böyle hani bulaşmaz diye hani kendinden emin değilsin, bulaşabilir. Ama bu aşılar bile sadece daha hafif atlatmanı, bulaşmayı engellemiyor. Ama daha hafif koşullarda atlatıyorsun. Ölüm sayısı daha azalıyor. Yoğun bakım sayısı azalıyor. Ama tamamıyla Covid'i öldüren, bitiren, üzerine beton döken bir çözüm bulunmuş değil. Dünyada hala böyle bütün ülkeler ciddi böyle daha nasıl önlemler alınabilir? Nasıl bir daha bir salgın ya da hani mutasyon geçirdi bir şey olduğu zaman ne yapılabilir buna hazırlık yaparken? Türkiye'nin 8000 doktorun 5 dakikada bir muayene. Bu hiç insani koşul değil. Sağlık. Cana kast eden şiddet, doktor şiddeti ülkemizde. Sebeplerini sayıyorsun. Gün geçmiyor ki böyle hani artık hani düşün, ülkede sağlığımızı emanet ettiğimiz doktorlarla alakalı doktorların şiddete uğradığı haberleri çıkıyor. Uzun nöbet, düşük ücret. Yani üç nedenden dolayı. Bu konuyla alakalı Türk Tabipler Birliği biliyorsun pandemi koşullarında ilk dönemlerde açıklamalar yapmıştı, hükümeti uyarmıştı. Hatta o dönemde mesela sen de yazdın, hepimiz yazdık. Ya KHK ile ihraç edilen doktorlar, yani bu çok sağlık sorunu. Bunlar geri döndürülsün. Yani katkı sağlasınlar. Yani bir müddet sonra bu doktorlar yorulacak, sayı az gelecek. İnsana ihtiyaç olacak, doktora ihtiyaç olacak. Sağlık çalışanları daha iyi koşullarda olması gerekiyor. Mesela 26 yaşındaki bir doktor
9 ay önce çalışma şartlarından dolayı Almanya'ya gitmiş ve şöyle söylemiş. Diyor ki Almanya'da çalıştığı klinikte 24 saat diyor. Pardon. Evet. 24 saatlik nöbetten sonra burada bir doktor 24 saatlik nöbetten sonra çalışması yasak diyor. Kişi başına düşen hasta sayısı çok az. 24 saat nöbet tutan bir doktorun araba sürmesi bile yasak diyor. Yani insana verilen değer. Yine gidenlerden bir doktor şey söylemiş. Sadece maddi sebep değil, değersiz olduğumuzu hissediyoruz. Yani değersizlik hissiyatı. Yani sadece doktorlar bunu hissetmiyorlar ama doktorların mesleği yurt dışında bu işi yapmalarına imkan verdiği için onlar bu değersizlik hissinden bu şekilde kurtulabiliyorlar. Evet. Şu anda Türkiye'deki mesleği yurt dışında tam bir karşılığı olmayan insanlar ise o değersizlik hissiyle baş başa kalıyorlar. Evet. Yani bu böyle yani orada doktor açığı olduğu sürece, burada maaşlar bu kadar düşük olduğu ve ülkenin şartları böyle olduğu sürece engellenemeyecek bir şey bu. Sadece sadece ekonomik şartlar da değil Yıldıray. Şeyi hatırlıyor musun? Hani bir araştırma uzunca zaman üzerinde tartıştık. Yani işte sana 10 bin dolar maaş koşuluyla işte Suudi Arabistan'da mı yaşamak istersin? Daha düşük 5 bin euroya işte İsviçre, Londra hani buralarda mı yaşamak istersin? Kimse Suudi Arabistan ya da hani bir şeyde böyle bir İslam ülkesinde iki misli, üç misli parayla orayı tercih etmiyor. Çok yüksek para, hani maaş geliri, konfor sağlansa bile. Yani sadece gerçekten bir hani ekonomik koşul önemli ama bunun yanında insani olarak değer görme, mesleğinin saygınlığı, mesleki saygınlık, itibar, insanca çalışma koşulu. Yani bunu da bu sıkıntıya ne yol açtı bu kadar böyle ağır çalışma koşulları? Çünkü birçok, pek çok böyle çok sayıda sağlık çalışanı KHK ile ihraç edildi. Ve bunların pek çoğunun suçsuz olduğu anlaşıldığı halde mesleklerine dönüş yapamıyorlar. Neden? Çünkü hukuk sistemi çökmüş durumda. Her şey birbirine geçti. Evet. Acayip bir şey. Gerçekten enteresan bir şey. Karar Gazetesi'nden devam edelim. Bu Çin modelini Türk lirası tarihindeki en büyük değer kaybını yaşıyor. Yani Türk lirası olalı böyle bir değer kaybı yaşamadı. İlgini çekmedi herhalde. Niye çekmesin? Böyle çok kötü dinliyorsun. Ama Türk lirası gibi dinliyorsun beni. Hani çok değersiz. Yok hayır, seni öyle dinlemiyorum da sen 15. dakika oldu konuşuyorsun. O yüzden olabilir mi? Ben bir şey söylemeyeceksin diye burada hani diyeceğim. Ne bileyim, sen gündem açıyorsun. O yüzden anlat yani. Türk lirasıyla alakalı hani bu şey var gazetede. Merkez faiz düşürdükçe devletin borcu artıyor. İbrahim Kahveci'nin yazısı var. O hani ülkeyi yakmaya gerek yoktu. Yani bu Çin modeli ama bu Çin modelinin biz ne olduğunu henüz bilmiyoruz demiş. Mesela bu Çin modelinde kur artışını istiyorlar mı, istemiyorlar mı bunu bilmiyoruz. Yani bunu bir anlatsalar iyi olur. Oğuz Demir'in yazısı da benzer şeydi. Bu politikanın ilk adımı ne? Faizler düşecek ya da yatırımlar artacaktı. İş insanları, yabancı yatırımcılar, Türkiye yatırım artması için gerekli koşullar öngörülebilir. Lik, itibar ve istikrar zayıflarken sizce bu modelin başarılı olma şansı var mı diye bir soru sormuş. Evet. Yani bu doktor meselesiyle ilgili de bu arada iyi bir doktor arkadaşın tweetlerini gördüm. Çok şöyle yazmış Arif Koytak. Mevcut duruma doktorların fazla tepki göstermemesi meselenin vahametini azaltmasın. Doktorlar birçok nedenden ötürü bas bas bağırmaz, gösteri boykot yapmaz, haber olmaz, lobi yapmaz. Sadece giderler çünkü gidebilirler. Toplum için doktor yokluğu başka şey, iyi doktor yokluğu başka şeydir. Birincisini diploma dağıtarak telafi edebilirsiniz. İkincisini ise dünyanın parasını saçsanız telafi edemezsiniz. İyi doktorlar sessizce çekilirler hayatınızdan ve ne kaybettiğinizi anlamazsınız bile. Burada bir doktor kibri aramayın. 5-10 senedir geleceğini öngördüğümüz dalganın beklenenden daha hızlı ve daha zor zamanda gelmesi durumunu yaşıyoruz sadece. İşler iyiye gitmiyor demiş bir başhekim. Yani bu
Bu şimdi bu bir prototip aslında. Hı hı. Doktorlar söylediği şey önemli yani. Gidebilecek bir meslek. Mesela şeyler de öyle. İşte bir takım teknik işleri yapan, işte software, hardware işleri yapan mühendisler. Bunlar da gidebilecek şeyler ve bu Avrupalılar da artık Türkiye'den kalifiye eleman alıyor. Hatta mültecileri bile öyle seçiyorlar. Türkiye'den hayırlar. Türkiye çok daha yani çok iyi koşullarda olan bir ülke. Eğer Türkiye'deki şartlar, bütün şartlar, bir ekonomi, iki toplum, demokrasi, yani ifade hürriyeti, hani her an başına bir şey gelmeme korkusu diye özetleyelim bütün bunu. Bütün bunlar düzelmezse, yani bunlar için adım atılmazsa Türkiye şey olacak yani içten içe çürüyen ve boşalan bir ülke olacak. Yani dediği gibi günün sonunda bir sürü tıp fakülteleri var, bir sürü mühendisler, başka bu onun yerine birisi atanır. Üniversitelerde de öyle oluyor mesela. Bir sürü insana gönderiliyor yerlerine. Birileri geliyor. Ama gelen insanlar o ülkenin aslında bütün birikimleri alttan alta hani böyle bir şey gibi bir iç kanama gibi. Gidiyor yani insan Türkiye'nin. Bir sürü her şehir üniversite açıldı. Ama bir Boğaziçi, bir ODTÜ, bir... İşte otoriter rejimlerde yani. Böyle oluyor aslında. İran, Mısır bunun örnekleri. Amerika'da ya da Avrupa'da herhangi bir yere giderseniz ben çok şaşırmıştım yani İranlıların ve Mısırlıların özellikle Filistinliler de var ama hani onlar zaten çok uzun yıllardır göçmenler. Fakat hani özellikle İranlılar bizim aslında bizimle denk bir ülke yani İran. Bütün o otoriter rejimden kaçan insanlar bütün tarih boyunca sonra da bu İslam devriminden sonra da kaçan insanlar dünyanın her yerinde iyi üniversitelerde işte doktor, işte mühendis, işte felsefeci, gazeteci, uzman, bir sürü think tanklerde uzmanlar. İran'ın bütün beyni şey olmuş durumda yani kaymış durumda. Mısır'ın da öyle. Evet. Türkiye böyle bir ülke değildi ama şu anda bir süredir zaten içinde olduğumuz şeyin bir de artı ekonomik şey de biniyor bunun üzerine. Bir de ümitsizlik binerse hani bu hiç değişmeyecek hissi de binerse ki 2023 seçimleri o yüzden önemli. Yani 2023 seçimlerinde de Türkiye'de bir değişim olmazsa yani bu insanlar daha fazla insan Türkiye değişmeyecek zaten hissi neden olacak. Müthiş bir nihilizme neden olacak bu. Siyaset apati dönüyor yani siyasetten soğumaya neden olacak ve insanlar kafileler halinde gidecekler Türkiye'den. Gidebilenler gidecek. Murat İlci demiş ki bu yıl tıp okuyacak puanı kazanan oğlum daha kısa sürede yurt dışına gidebilmek için Yıldız Teknik Bilgisayar Mühendisliğini tercih etti. Yine bir moderatör böyle hani takıldım bir izleyicimiz. Sadece doktorlar değil biz mühendisler de sıkıntıdayız. CV'mizde TÜGVA ya da Kartal İmam Hatip mezunu yazmadığından olsa gerek demiş. Evet ülkenin bütün insanları sıkıntıda. Ama bir de doktorlarımızı kaybetmek bu daha vahim yani hayati bir hani sağlığımızı tamamıyla tehlike altına atan bir şey. Şey de önemli demin söylediğin senin yani bir sürü işte hani tamam doktor yapabilirsin bir şey olur. En nihayetinde yargıya da avukatlar öyle çok o mülakatlar nasıl yapıldı? Bir sürü avukat hakim yapıldı ama yargının durumu zaten hani liyakatli hakim istenmiyor. Evet. Ama onların o kadar çok avantajı yok yurt dışında. Avukatları kimse yani yurt dışında o kadar çok avukata ihtiyaç yok. Doğru. Ben sadece şey anlamında söylüyorum Yıldıray. Yani ülkedeki yapabilirsiniz. Bir KYK ile elinizin altında her şeyi yapabilirsiniz bu ülkede. Hani 20 yılda bir sürü işte slogan atarsınız sadece. Her şehri üniversite açtınız ne oldu? Her şehri açtınız üniversiteden bir Boğaziçi çıktı mı? Çıkmadı. Çıkmadı yani. 20 yıldır bu ülkedesiniz. Böyle hani dünyaya adını duyurabilecek bir akademisyeniniz, bilim insanı yetişmesine katkı sağladınız mı? Yok, bu da olmadı. KYK ile prof yaparsanız, KYK ile rektör atarsanız, kanunları adamlara göre değiştirirseniz ortaya çıkacak sonuçta. Bu oluyor maalesef. Evet. Başka bir şey de olmuyor. Çin konsolosu iktidara destek vermiş. Evet. Ya, onu görelim. Türkiye gazetesini bizde gazete olarak yok ama şeyde oyun sayfası var. Evet. Siz daha avantajlısınız diyor. Biz başardık. Siz niye başaramayasınız diyor. Böyle gaz veriyor yani. Siz de yapabilirsiniz.
gülüyor olabilirler mi? Yok, yani biz bunu yaptığımızda toplum zaten yarısı açtı, çiftçiydi %80'imiz. Zaten yoksulluk içindeydik. Ama siz önce bizim gibi böyle yarı aç yarı tok seviyeye geleceksiniz. Evet. Ondan sonra Çin'den avantajlısınız diyor hatta. Yani böyle bayağı Aragaz. Akıl olarak avantajlıyız herhalde. Yani böyle zeka görülmüş değildir. Çin modelini başka örnek alan ülke var mı dünyada, Türkiye'nin dışında Yıldıray? Yani Çin çok modern alınabilecek durumda değil. Yani 1,5 milyar nüfusu var. Çin'in böyle örnek alabilmemiz için önce bayağı bir şey olmamız lazım. Bir çoğalmamız lazım. Nasıl olacak onun da yolu belli. Ya herhalde biz mesela Çinliler şöyle yapabilir. Türkiye bu modeli denerken hani bizim belgeselimizi çekip halklarına şeyi gösterebilirler. İşte bir zamanlar biz bu modeli böyle yapmıştık. Hani böyle sefalet ama başardık filan diye. Ya ben bir tane belgesel önereyim herkese. Öner. Netflix'te American Factory diye bir şey var. Belgesel var. Herkese önereyim onu. Yani Çin modeli diye bir şey ne olduğunu anlamak için. Yani Çin'i görmek açısından güzel bir belgesel. Yapımcıları Obama çifti. Ohio'da bir kapatılan bir General Motors fabrikası yerine Çinli bir firma burayı alıyor ve araba camı üretmeye başlıyor burada. Fakat Çinli firma bir noktadan sonra Amerikalı işçileri bezdiriyor. Çünkü hiçbir şeyi yok. Sendikaya karşılar. Çin yani komünist ülke, Amerika'da sendika ne alakası var, kapatırız diyor bu fabrikayı. Hepsi işçileri işten atıyorlar, sendikal mücadele verenler. En sonda onlara böyle şeyler yapıyorlar tabii. Çok az çalıştıklarını düşünüyorlar. Çin'deki fabrikada daha çok çalışıyor insanlar. Siz çok tembelsiniz falan diye bakıyorlar. Çünkü tabii ki insanın hakları var Amerika'da. Bunları da bir grup alıyorlar. Nasıl çalışılmaları gerektiğini öğretmek için Çin'e götürüyorlar. Çin'deki fabrikalarına götürüyorlar. Amerikalı işçiler şok oluyor. Öyle koşuyorlar ki. Yurt gibi yerlerde kalıyorlar. İşte sabah içtiması var. Baya böyle mesela falan bile öğretiyorlar onlara. Gün içinde mesela bir sorun olursa ne yapacaksın? Özür dilerim diye onlara yapıyorlar. Biz de mi öyle olacağız? Ya Çin modeli biraz böyle bir şey yani. Hani durmadan. Ay yapamıyoruz. 16-17 yani. Saat çalışıyor şeyler. Yılda bir iki kere köylerine dönme izinleri var. Porsiyonlar küçülsün falan demişti ya Emine Hanım. Hı-hı. Bu herhalde hani porsiyonlar küçülsün. İşte iki domates yiyorsanız bir tane yiyin. Evet, herkes ülkemizin yani, refahı için çalışsın. Ya yakında buna ilişkin mesela hadisler falan da duyarız. Hani mesela sofraya oturun. Hani bir dizinizi kaldırarak yer sofralarında. Çünkü neden? Öyle olduğu zaman mide hemen mesela hani doyduğunu hissediyorsun. Yarı aç, yarı tok. Böyle mideyi tam doldurmamak lazım. Çünkü neden? Sağlık pirinç lapası aslında falan. Onun için çok iyi bir yöntem biliyorsun. Pirinç hemen mideyi dolduruyor. Öyle tokluk mi? Hissi veriyor. Pirinç unları da bebekler için geri gelecek demektir. Yavaş yavaş pirinç lapası Çin modeline geçiyorsak ucuz da. Şeyler gidecek o zaman, mamalar filan eczaneden. Eski böyle pirinç lapalarının, pirinç unlarını tekrar kıymetli olacak demek. Fuat Oktay söylemiş Yıldıray. İstatistiklere kimse müdahale... Şimdi söyleme izin ver. Fuat Oktay gerçekten hayranlıkla izliyorum. Fuat Oktay da belki seni izliyordur. Elif bakalım benim konuşmamı yine yorumlayacak mı? Çünkü kimse yorumlamıyor. Düşünsene konuşma yapıyorsun. Bir başka yarısı kimse haber yapmıyor. Bir kişi var. Sabah direkt açar yani. Neyse tamam hadi. Ayağı kırıklığına uğratmayalım, sen yine yorumla. Ya ama koskoca Cumhurbaşkanı yardımcısı bir ülkede ciddi alanda birisi olsun ya. Tabii. Bence iyi yapıyorsun. İyi yapıyorum değil mi? Tabii. Ya çok kendimi mutlu ve değerli hissettim Yıldıray. Maneviyatını arttırmamız lazım. Bunu yapar mısın peki? Tweet falan atar mısın Fuat Oktay'ı mentionlayarak? De ki bak sizi niye ciddi alan bu ülkede birisi var. Şimdi ben kendimi nasıl söyleyeyim? Yani sen de ki bak sizi ciddi alan bu ülkede birisi var de. Ben korkarım onlardan. Ben onları düşman yapmayayım kendime şimdi. Sen devam et yorumla. Ama demiş ki istatistiklere kimse müdahale edemez demiş. Bir de söylemiş Kemal Kılıçdaroğlu'na. Devletin kurumunun kapısına demiş böyle hoyratça dayanılmaz demiş. Abi böyle bir şey var mı? Yıldıray ya. TÜİK'in kapısına dayanmaktan bilmem neden bahsediyor. İzleyiciler yani, bizi dövecek yalnız birazdan. Evet. Milli Gazete'de bir haber vardı. Sen buraya gel yavaş yavaş. Etyen abi hazır. Milli Gazete'deki haber, iktidar motorlu taşıtlara %30 zam yapmıştı. Bu geri böyle kamuoyunda tepki çekince
iktidar geri adım attı. Şimdi AK Parti iktidarının bir böyle şey dönemi vardı. Çıraklık dönemi, sonra kalfalık dönemi, sonra ustalık dönemi. Şimdiki de geri vites dönemi. Kamuoyundan geri böyle hani şey gördükçe geri adım dönemi. Artık bunu daha fazla böyle göreceğiz demektir. Etyen abi hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. İzleyiciler diyor ki Etyen Mahçupyan'ın adını duyunca koştuk geldik dedim. Nerede abi, diyorlar? Biz niye konuşuyorsunuz siz hala diyorlar. Nasılsınız? Yani... İyiyim. İyiyim ben. Evet. Yani genel olarak hayatın gaileleri var ama bir böyle bir zayıflamışsınız sanki. Ya evet, son dönemde yarı aç yarı tok böyle biraz kilo verdim. Biraz isteyerek verdim ama biraz istemeden de verdim gibi geldi bana. Çin modeline hazırlık gibi mi acaba? Ne kadar zayıf olsan sığacağın yerler o kadar daha uygun olabiliyor yani. Evet. Bir de tabii orta sınıf kalmadığı için ben zayıflamayı daha tercih ettim yani. Çünkü şişmanlar ancak orta sınıfta olabiliyorlar. Zayıfladıkça alt sınıflara doğru iniyorsun. Evet. Ülkece ineceğiz ama Çin modeline geçiyoruz. Hepimiz böyle şey olacağız. Ya bu emekli amirallerle alakalı hani ülkeye darbe yapılacak denmişti. Yani şey buydu iktidar. Sonra iddianame boş çıktı. Bir takip edebildiniz mi bu emeklemi? WhatsApp mesajları var. Yani çok öyle yakından takip etmiyorum darbeleri artık. Darbe değil de darbeler çok heyecan verici değil. Darbe girişimi, darbe ihtimalleri. Emekli amirallerin hani hem böyle suçlanması yerden yere, darbeciler darbe yapacaklar, işte TSK'yı ayaklandıracaklar. O bildiri meşhur. Böyle. Evet. Şimdi iddianame Hüseyin... Bir şey yoktu zaten ki. Evet, en baştan yoktu zaten. En baştan yoktu. Ama bir sürü iddianame böyle değil mi zaten? Hani, evet. Sonuçta hiçbir şey olmayacak, suçlanamayacak insanlar şu anda tutuklu, hapiste falan filan yani. Yani orada aslında ben onu bugün de şey yaptım. Yani iddianame WhatsApp mesajlarına ibaret. WhatsApp grubu yani aslında. Hatta bazıları kızmış mesela, tartışmışlar arada. Yayınlayalım mı, yayınlamayalım böyle bir şey. Bazıları yani grubu terk etmiş. İşte hani yani çok ilginç öyle. Mesela iddianame de diyor ki işte emojileri tarif ediyor iddianame. Yani şimdi emoji de koyamayacağı için iddianame. Emojileri işte böyle diyor, şey yaptı diyor. Şöyle destek verdi diyor. Şu şey işaretiyle destek verdi diyor. Çok komedi ama inşallah ben şöyle düşündüm. O iddianame okuduğunda bu emekli amiraller de bir şey olur. Bir hukuk aydınlanması. Yani çünkü başka bir sürü davalar var. O davaların bazılarında bayağı destek veriyorlar aslında, evet, değil mi? Yani hukuk ama bölünmez bir bütün aslında. Yani hani her an herkesin başına bu felaketler gelebiliyor. Belki öyle bir ders çıkarılabilir oradan. Siz böyle bir toplumda bir şey görüyor musunuz? Böyle genel olarak yani demokrasi standartları düşüyor, özgürlük standartları düşüyor. İşte bir tür bunların kıymetini bilmek ve yani artık hani bu konularda daha objektif bakmak, bu temel değerleri, bunlar da iyiymiş aslında, hukuk, demokrasi falan, medya özgürlüğü, böyle bir tür kötü şartlarda bir aydınlanma görüyor musunuz, yoksa herkes böyle fırsatını bekliyor yine elinde kasaturasıyla gibi? Ya ikisi de değil belki ama şu zaten hep söylenen bir şeydi. Yani işte herkes kendisine Müslüman vardı denir. Yani cemaatsal bir toplum burası. Kendi cemaatinle ilgili konularda daha duyarlısın. O konularda hukuksuzluk olduğu zaman dikkatini çekiyor, itiraz ediyorsun. Ama başka birisinin, başka bir cemaatin diyelim üyesiyle ilgili çok da fazla derdin yok. Şimdi zaten böyle bir durum var. Bunun bir miktar belki AK Parti'nin ilk döneminde aşılma, biraz daha böyle başkalarının derdini dert etme, daha böyle kapsayıcı bakma gibi bir alışkanlık ortaya çıkmıştı. Bu da tabii sosyolojik bir tabana oturan bir olay. Yani kim bu fikirlere sahip diye baktığımız zaman biraz böyle yeni muhafazakarlar diyebileceğimiz daha çekirdek aile, daha genç, daha eğitimli insanlar ve laik kesimde daha demokratlaşmış olan, bireyselleşmiş olan insanlar. Şimdi bunların, bu dediğim iki kesimin şu anda sözü yok. Yani öyle bir noktaya geldi ki ve bence muhalefetin de burada, yani sadece siyasi muhalefet, siyasi partiler anlamında değil, kendini muhalif hisseden herkesin yaptığı bir hata var bence bir şekilde. Bu hükümetin gitmesi için uğraşıyor ve konsantre oluyor insanlar.
O zaman da çok kaba, yüzeysel ve siyasi bir bağlam içinde davranmaya başlıyorsun. Bu çok araçsal bir bağlam. Yani böyle bakarsan her şey araçsal hale gelir. Yani hükümete yarıyor mu, yaramıyor mu diye bakmaya başlıyorsun. O zaman da hükümete yaramadığı zaman kime yaradığının bir önemi kalmıyor. Yani sosyolojik olarak sana benzemeyenle ilişki kurmak falan filan değil artık. Sen gözlerini dikmişsin, bu hükümet gitsin istiyorsun. Bu bence biraz entelektüel açıdan kuruttu Türkiye'yi. Bence medyada, akademiyada falan çok az sayıda doğru dürüst mesela yazı çıkıyor, analiz çıkıyor. Yani düşünen adam sayısı azaldı yani Türkiye'de. Düşünmeye gerek yok. Eylem zamanı. Strateji bu iktidarı devireceğiz yani. Fikirden çok strateji üzerine düşünüyorlar. Aynen, değil mi? Evet. Yani nasıl, ne yapmak lazım? Taktik üzerinde analizler çıkıyor daha çok. İktidar nasıl evet. düşer taktikleri? Peki yani burada yani iktidarda çok şey yani ne diyelim böyle sert bir şekilde yapıyor. Yani Türkiye standartları açısından bile sertlik düzeyi çok yükseldi. Kötü bir yönetim böyle çıplak bir şekilde görülüyor. Öfke yaratıyor. Çok da düşmanca bir söylem de var. Bunun alternatifin o kadar kolay değil sanki. Hani, yani sizin söylediğiniz şeyin alternatifi yapmak nasıl mümkün olabilir? Ya burada sivil alan o kadar güçsüzleşti ki maalesef diyelim siyasi partilere çok fazla iş düşüyor. Zaten Türkiye kamusal alan kullanımı itibariyle siyasete çok mahkum bir topluma sahip. Yani siyaset, seni siyasetten temsil eden, siyaseten kamusal alanda senin adına iş yapan birileri yoksa hangi talebin olursa olsun sesini çıkartman çok zor, duyurman çok zor, hukuk karşısında ezilmemen çok zor falan. Şimdi bu daha da arttı. Çünkü zaten işte medyanın, akademiyanın hali de ortada. O zaman siyasi partilere bu düşüyor. Şimdi orada da şöyle bir ikilem var. Siyasi partiler neyi kendi esas meseleleri yapmaları lazım acaba? Yani yeni bir Türkiye yaratmayı mı yoksa bu iktidarı devirmeyi mi? Özellikle muhalefetteki siyasi partiler. Hangisi öncelikli? Eğer birinci yoksa ikincinin bir getirisinin olacağını ben sanmıyorum. Tabii ki bir iyileşme olacaktır. Yani hükümet değişirse muhakkak şöyle veya böyle bir rahatlama, iyileşme, normalleşme vesaire olacaktır. Ama burada çok uzun zamandan beri gelen bir devlet geleneği var. Siyasetin devletin içinde yapılma geleneği var. Dolayısıyla devlet yokmuş gibi siyaset tasarlamanın çok fazla bir anlamı yok. Dolayısıyla da eğer yeni bir Türkiye düşünüyorsanız yeni bir devlet de tasavvur etmeniz lazım. Yani yıkıp yeniden yapmak değil ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin nasıl çalışması gerektiği, hangi ilkeler üzerinde oturması gerektiği, ne kadar şeffaf mesela olması gerektiği, devlet sırrı kavramının nasıl olması gerektiği, bilgi tekelinin devletten nasıl alınabileceği. Bu sorular çok kritik çünkü özellikle mesela bu bilgi olayı şu anda belki biraz daha gevşedi. Hani laçkalaştı çünkü her şey. Biraz o da bizi rahatlatıyor. Yani 80'lerin 90'ların devletine göre daha kalitesiz bir durum var. Evet. Yani böyle daha laçka bir durum var. Öyle olunca sanki daha kolaymış gibi de gözüküyor. Belki de hakikaten biraz daha kolay yani bir tarafıyla. Ama şu mesela eşitsizlik hala büyük ölçüde devam ediyor. Türkiye'ye ait tüm bilgi hala devletin elinde. Esas olarak. Kritik, stratejik bilgi devletin elinde. Siyasi partilerin işte okulları yok, bir gelenekleri yok. Öyle bir bilgi üretme, biriktirme geçmişleri yok. Dolayısıyla devlet onların önüne bir dosya koyduğu zaman siyasi partilerin söyleyeceği de çok fazla bir şey yok. Bu çok önemli bir avantaj getiriyor bürokrasiye. Şimdi devlet dediğimiz şey aslında hani bürokrasi değil mi? Bir tane mesela ben derin devlet kavramını çok fazla böyle hani itimat etmiyorum. Derin yani değil. Şöyle ama o devlet dediğimiz devlet aklı var ya devlet adamlığı kavramı. Yani bu da çok bitti gibi. Yani 20 yıllık bir bürokrasideki liyakat ve ehliyet ilkesinin tuş edilmesi bu gelenek ve oradaki hani o devlet dediğimiz şeyi de yok etti.
Yani bir mekanizma çıktı düzeltilmek için, çıktığı yerde kaldı. Yani tekrar düzeltilemedi. Düzeltmek de kimsenin aklına gelmedi. Yani bir yerden çıkan vida gibi duruyor böyle. Dolayısıyla hani orada hani bir devlet çıkartır önünüze, hani bu böyle çok şey. Benim asıl merak ettiğim şey, şimdi hani Türkiye'nin tekrar normalleşmesi ve iyileşmesi, yeni bir Türkiye, demokrasi, hukuk, işte bürokrasi, bunların toparlanabilmesi için iktidar değişikliğine ihtiyaç var. O siyasi konjonktür, yani iktidar değişikliği sonrasında mevcut siyasetçiler ve siyasi partilerle siyaset yapıldığına göre muhalefetten birileri gelecek. Bu gelen muhalefet, yani gelen yeni iktidar, yani siyasi partiler, iktidar partileri, bu dönüşüm ve şeyi sağlayabilecekler mi? İşte siz hani burada umutlu musunuz? Ben şöyle çünkü düşün. Mesela parlamenter sisteme takılmış gibi duruyor. Yani parlamenter sistem bir şey, bir rahatlama getirir, iki yönden getirebilir. Doğru bir yaklaşım yani. Tabii. Bunun ön planda tutulması. Yani şöyle, şu andaki sistemin parçaları olarak gözüken ne varsa, onların herhangi birinin değişmesi kendiliğinden bir yenileşme, kendiliğinden bir farklı bakış, kendiliğinden bir rahatlama zaten getirir. Dolayısıyla hani o değişim, parlamenter sistem çok iyi çalışan bir sistem olmasa bile şu andaki durumda mukayese ettiğimiz zaman kısa vadede bir ortam değişikliği, karar mekanizmalarında bir rahatlama yapabilir. Ondan sonrası tabii bu ülkenin parlamenter geleneğiyle de bağlantılı. Ama o da yani çok çok parlak bir şey değil aslında. Yani parlamento var, açık olarak kaldı o kadar sene. İşte Cumhuriyet dönemi boyunca bir sürü hükümet seçildi, şu oldu, bu oldu falan. Ama o parlamentonun çalışma biçimi ve parlamentonun kültürü bence yeni bir Türkiye için çok uygun değildi şimdiye kadar. Evet. Şimdi bundan sonrası olacaksa, benim söyleyebileceğim şey şu, şu andaki durumun ciddiye alınması gerekiyor. Ciddiye alınmasından da kastım şu, şimdi diyelim ki burada bir iktidar var, bir sürü şey yanlış yapıyor, apaçık gözüküyor. Hani öyle bir gözüküyor ki, öyle bir izlenim veriyor ki, hiçbir şey yapmasan zaten kendileri bir süre sonra kaybedecekler. Zaten işte oyları da 60'tan hani 40'lara doğru iniyor. Biraz muhalif cephede böyle bir hal var. Evet, bu zaten böyle bir şey oluyor. Ekonomi programı diye bir şey çıkartıyorlar. Çok hasbelkader ve sonradan üretilmiş olduğu duygusu veriyor. Bütün bunlar bir yalancı rahatlık üretebilir diye bir tedirginliği var. Çünkü esas olay bu yapılan irrasyonel, yanlış şeyler değil, onlara yol açan kaygılar. Ve buna bakarken de şöyle bir adım geri çekilerek şu soruyu soralım. Acaba Türkiye Cumhuriyeti Devleti gerçekten demokrasi ister mi? Kuruluşundan beri bakalım, demokrasi istemiş midir? Bence istememiştir. Darbeler vesaire her şekilde tam, yani demokratik yöne doğru gitmeyi engelleyici şekilde hep sınırlamalarla geldi. AK Parti'nin ilk dönemi korkutucu bir dönemdi bence. Yani Kürt meselesinde çözüme gidilme ihtimali. Evet. Çünkü ondan sonra kontrol etme şansın yok diye düşünüyor devlet. Devlet, yani devlet adına düşünen insanlar bir emanet teslim al. Bu mesela askerlerde çok net olarak gözükürdü. Yani şu andaki askerleri duymuyoruz biz ama bu duygunun kaybolduğunu sanmıyorum. Ama 90'larda falan mesela hatırlarsak ya da 2010'a kadar askerler Türkiye ve Türkiye'nin geleceğiyle ilgili çok aşırı sorumlu hissediyorlardı kendi. Hep hissetmişlerdir zaten. Çünkü bir emanet almışlar ve bu emanetin işte yüzlerce sene daha ayakta kalmasını garanti etmeleri lazım. Peki bu mesela Kürt meselesinin nasıl çözüleceğine dair ne söylüyor bize? Çözülmese daha iyi diyor açıkçası. Çünkü çözülmeye doğru gittiği zaman bir sonraki adımı bilmiyorsun ve ne tür tehlikeler getireceğini bilmiyorsun. Yani şimdi böyle bakıyorsa eğer devlet, ki bence böyle, bu işin başından beri bu tür kaygılar, endişeler var.
devlet mantığının özünde var bunlar yani. O zaman çok fazla demokrasi olmadan nasıl zenginleşiriz? Çok fazla demokrasi olmadan nasıl bu ülkeyi bir arada tutabiliriz? Sorularını soruyor olmaları lazım. Şimdi bu sorulara... Çin modeli. Yani şöyle diyeyim, bu sorulara yanlış, yüzeysel cevaplar, irrasyonel cevaplar veriyorlar olabilir. Çok gayri ciddi şeyler söylüyorlar olabilir. Ama kaygı gayri ciddi değil. Ve muhalefetin o kaygıyı ciddiye alıp ona bir şey söylemesi gerekiyor. Çünkü bence toplumun da önemli bir bölümü devlet gibi düşünüyor. Düşünüyor demeyelim, duygusu devlet gibi. Hangi konularda? Yani ya mesela işte Türk kimliği, evet, sınır güveni, toprak, dolayısıyla Kürt meselesi, bağımlılık, bağımsızlık meselesi. Batı ile ilişkiler. Ya bütün bunlar kuruluştan beri gelen, tam olarak yerleşmemiş, özgüveni düşük kalmış, hala kendi kimliğini oturtmak için bir yer arayan, bir zemin arayan bir toplum olduğumuzu düşünerek ancak anlaşılabilir şeyler. Bu da bence bizim bilinçaltımızda olan bir şey. Yani hatta bilinç dışımızda olan bir şey yani neredeyse. Her gün oturup bunları düşünmüyoruz fakat bununla ilgili durumlar ortaya çıktığı zaman birden o kaygılar ve endişeler siyasi tercihleri etkileyebiliyor. O yüzden de bu hükümet ekonomide ne kadar hani saçma şeyler yaparsa yapsın, eğer bu diğer kaygı alanında toplumun kulağına mantıklı gelen bir şey söylüyorsa, yani bu endişelerim var benim mesajını veriyoruz ve toplumda da aynı endişeler varsa, o zaman muhalefetin bu durumu ciddiye alıp o endişelere bir şey söylemesi gerekiyor. Yani muhalefetin şunu söylemesi gerekiyor. Benim kafamdaki yeni Türkiye'de hiç endişeye mahal yok. Çünkü nokta nokta nokta. Şimdi siz Serbestiyet'te geçen hafta bir yazı yazdınız. Bu çok tartışılıyor bu yazı. İktidar yeni bir resmi ideoloji öneriyor başlıklı. O yazıdan biraz konuşalım üzerine. Özetle spotunu okuyayım önce. Daha sonra geri kalanın üzerinde konuşacak çok konu var yazı üzerinde. Erdoğan topluma yeni bir gelecek sunuyor. Söz konusu ekonomi stratejisi siyasi bir tercih olmanın ötesinde bir siyasi tercihin parçası. Bu siyasi tercih yaklaşık 6 aydır iddiaçılık olarak adlandırıyorum. Daha önceki yazılarınızda böyle yazmıştınız. Ortada bir devlet politikası var. İktidar koalisyonu bütün tarafları bu yeni doğrultuda anlaşıyor. Ekonomik tercihin siyasi ve ideolojik olanın içine oturuyor. Ekonomi güvenlikle bütünleşiyor ve dış politikanın ülkenin küresel sistemdeki yerinin kaldırıcı olarak işlev kazanıyor diyorsunuz. Yani burada herkesin kafasında şöyle bir soru var. Çok kötü yönetiliyor, çok irrasyonel görünüyor her şey. Fakat siz bunun arkasında bir rasyonel tercih, yani bu Çin modeli ve diğer ekonomi politikasında bir rasyonel tercih olduğunu mu söylüyorsunuz aslında? Ben şöyle çünkü bakıyorum. İnsanlar onu tam şey yapamıyor. Yani bunu da bunlar yapacak bu rasyonel programı diye düşünüyor insanlar. Şimdi ekonomi kendi başına ayrı teknik bir alan gibi düşünülüyor. Ama iktidar için öyle değil. Hatta bunu güzel bir şekilde de anlattılar. Yani o çıkan raporda falan. Şunu dediler. Ekonomi hiçbir zaman ideolojik olarak nötr değildir diyor iktidar. Hangi ekonomik modeli seçiyorsan bil ki onun bir siyasi ideolojik arka planı var diyor. Dolayısıyla biz şu anda klasik, neoklasik işte iktisat, Batılıların bize önerdiği iktisadın peşinden gidersek diyor, hep Batı'ya bağımlı olacağız. Ve hiçbir zaman bağımsızlığımızı elde edemeyeceğiz. O yüzden başka bir şey, yeni bir yola girmemiz lazım. Şimdi girdikleri yeni yolun saçma sapan şeyler içeriyor olması bize göre ya da bazılarına göre bu arka plandaki muhakemeyi ortadan kaldırmıyor ve arka plandaki muhakeme önemli bir muhakeme. Yani ekonomi sadece ekonomi değildir denmiş oluyor. Şimdi buna karşı da muhalefetin ya hayır ekonomi sadece ekonomidir demesi lazım. Ama tamamen kaybedersiniz böyle derseniz bence. Çünkü Türkiye'nin kulakları orada değil. Çok daha hani tam komplocu demeyelim ama bağlam üreten bir kulak. Türkiye'deki toplumsal kulak. Sürekli tedirgin. Batılılar karşısında hep tedirgin olmuş. O yüzden de evet olabilir ama farklı ideolojik
bağlamlar açısı arasında en bizi en bağımsız kılacak olan yine de bu ideolojik bağlamdır. Şu andaki doğru ekonomi denen şey, yeter ki sen onu doğru yap demek durumundasınız. Yani şu andaki duruma sırf ekonomik verilerle karşı çıkmanın çok bir getirisi olduğunu sanmıyorum. Bu şu mu yani, mesela Çin modelini öneriyor. Ya Çin modeli, ya şimdi Çin diye bir şey olmasaydı o başka bir şey, başka bir model denecekti. Evet. Ama buradaki önemli olan olay şu. Batı'dan ve oradaki küresel ağların bizi yönelttiği ve ister istemez paldır küldür yuvarlandığımız bir yol var diye bakıyor iktidar. Ve şunu söylüyor. İşte bunca senedir o yolda gittik ve olmadı. Hala aynı yerdeyiz. Buna alternatif ne olabilir, ne yapılabilir sorusu soruluyor. Ki daha bağımsız olalım. Ve şöyle de bir şey var şu anda, gene muhalefetin onu da görmesi lazım. Bu cümleyi her zaman söyleyebileceğiniz bir dünya konjonktürü olmayabilir. Ama şu anda var. Çünkü şu anda hakikaten Rusya ve Çin diye bir şey var. Hakikaten çok kutuplu bir dünya var. Ve eğer bir tarafta Batı, bir tarafta da Rusya ve Çin varsa, hükümet şunu soruyor. Niye biz bu ikisinin ortasında bunları dengeleyebilen ve dolayısıyla daha bağımsız bir üçüncü yol diyelim tırnak içinde, kendimize göre bir şey üretmeyelim? Bu söylediğin şey böyle Türkiye'nin okullarında okutulan tez aslında, değil mi? Yani, yani evet. Bu herkesin hemen yani, hayır diyemeyeceği bir şey. Aynen. Evet. Bu noktadan sonra söyledikleri çok irrasyonel olabilir. Etin abi şunu mu? Ama yani, bu çerçeve söylediğim bağlam önemli bir bağlam ve buna da muhalefetin bir cevabının olması lazım. Şunu mu demesi gerekiyor mesela? Yani evet biz yani seçtikleri model kötü olabilir ya da iyi bir model olmayabilir. Ama iktidar şu anda yeni bir şey söylüyor ve Türkiye'nin kendi genlerindeki o batı karşıtlığı üzerinden ortaya diyor ki biz klasik işte ekonomi modelinden çıkıyoruz. Daha kendimizi bağımsız. Yani bu Türkiye'ye, halka iyi geliyor. Muhalefet cephesi buna cepheden karşı çıkmak yerine hani tamam bunu yapın, bağımsız, hani Türkiye'ye bağımsızlığını kazandıracak ekonomik model, fakat bunu doğru yapın mı demeli? Yok, hayır. Ya? Yani ne yapmalı muhalefetin söyleyeceği şey bu bağlantının, yani ekonomiyle bu kaygı, bağımsızlık vesaire bağlantısının zaten yanlış kurulduğu. Hükümet onu yanlış kuruyor. Yani siz eğer bu ekonomik sistem bizi bağımlı kılıyor diye bakarsanız ekonomik sistemi değiştirmek zorunda kalırsınız. Ama aslında ekonomik sistem seni bağımlı kılmıyor. Sen ekonomik sistemi zaten yanlış kullandığın için sen kendini giderek daha bağımlı hale getiriyorsun. Bir de zaten tam bağımsız diye bir şeyin olamayacağı bir dünyada yaşıyorsun. Ama burada da şöyle bir soru işareti aklıma gelmiyor değil. Bu tam bağımsızlık önermesi niçin yapılıyor? Niye bizim kulaklarımıza bir tür hoş geliyor? Yani tam bağımsız. Bu bütün kaybedilen savaşların son birkaç yüzyılın gerilemesinin getirdiği bir şey. Bir. Ama bir de şöyle bir şey. Çünkü eğer tam bağımsız olursan sadece siyasi kararlarını tam bağımsız verebilirsin. Ya bence burada gene Kürt meselesi kritik olay. Yani ben bütün bu olayların arkasında söylenmiş ya da söylenmemiş şekilde, yani devletin içine doğru girdikçe Kürt meselesinin ve tabii bölge, Suriye mesela, bölgenin önümüzdeki 20, 30, 50 yılda ne olacağı sorusunun çok böyle ağırlıklı bir şekilde durduğunu düşünüyorum. Ve ona bir çare yok. Çünkü batıya doğruya gittiğiniz zaman kaçınılmaz olarak biraz daha demokrat olacaksınız. Biraz daha insan haklarına bakacak, riayet edeceksiniz, hukuk sisteminiz olacak vesaire. Ve de o zaman toplumdaki sosyolojik değişimlere tabi bir siyaset kurmak zorunda kalacaksınız. Toplumdaki sosyolojik değişimler de hani her yeni nesilde biraz daha fazla bireyselleşme, sekülerleşme, dağılma, rahatlama vesaire doğru gidecekse eğer, yani batıya çünkü yaklaştıkça bu olacak. O zaman mesela Kürt meselesinin eninde sonunda federasyonla bitmeyeceğini bana kim garanti edebilir?
Bence devlet böyle bir soru soruyor. Ve buna tedbir olarak da siyaseten yapacağı şeyler var ama ekonomi çok kritik. Ekonomi bir araç yani. Ekonomide de bir yeni model kurup başarılı olmasını bekliyorlar. Başarılı olma ihtimali yok. Peki ama muhalefet nasıl çıkarıyor? Muhalefet yani nasıl bir ekonomi modeliyle ya da ne söyleyebilir ekonomide muhalefet? Yani bir kere muhalefetin bu ekonomiyle ilgili söylemesi için bir dünya analizi yapması lazım. Yani bugünün küresel dünya sisteminde ekonominin işlerleri ne kadar dar, ne kadar geniş, sana ne kadar alan bırakıyor. Sen neleri yaparsan bu ekonomik sistemin bütününü daha iyi kullanabiliyorsun veya daha kötü kullanabiliyorsun. Yani sen bu işi yapabiliyor musun? Böyle bakarak bu işi yapabiliyor musun diye sorması lazım. Çünkü herkes aynı ekonomik sistemin içinde, yani şöyle söyleyelim, bir sanki masa oyunu var. Hı-hı. Hani zar atılıyor falan, hı-hı, masa oyunları var ya. Evet. Aslında Amerika ile Türkiye'nin ya da Hollanda'nın falan çok büyük bir farkı yok. Güç farkları var, önlerindeki paralar farklı. Evet. Fişler farklı. Ama kim o sistemi daha iyi kullanırsa göreceli olarak öne geçiyor, ileriye gidiyor. Yani nötr, bir anlamda bir miktarıyla nötr olan bir oyun düzeni var dünyada şu anda. Hiç kimse bunu tam olarak yönetemiyor. Batı'nın kontrolünde falan değil yani bu. Çin de Rusya da aynı oyunun içinde aslında. Çin ve Rusya başka bir oyun kurmuş değil yani. Bu böyle bakıldığı zaman o zaman Türkiye bu oyunu nasıl oynayabilir sorusunu sormak lazım. Peki, bu oyunun doğru oynanması nasıl olur? Yani Türkiye aslında 2017'de bir karar verdi. Daha sonra iktidar referandumun halk %51'i Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildi ve o Türkiye'nin demokrasi şeyini değiştirdi aslında. Profilini de tamamen değiştirdi. Şimdi siz yazınızda diyorsunuz ki nihayet bir vesileyle, yani buradaki şeyi ideolojik yeni resmi ideolojiyi açıklarken Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de yaptığı bir konuşmanın başı ve sonunda yeni stratejiyi tarihsel zeminine oturttu. Ülkemizde başlattığımız büyük demokrasi ve kalkınma devrimiyle hem 1920'de meclis açıldığında hem 1923'te İzmir İktisat Kongresi toplandığında ortaya konan ruhu yeniden dirilttik. 1923'te başaramadıkları gibi 2023'te de başaramayacaklar diyor. Böyle bir tarihsel kontekst içerisinde de oturtuyor. 1923'te ne başarılamadı tam kafamda oturmuyor bir şey. Yani Cumhuriyet ilan edildi, Lozan Anlaşması oldu falan. Tam olarak ne başarılamadı? Hani bizi yıkamadılar. Evet. Yabancı ülkeler bizi şey yapamadılar. 2023'te de başaramayacaklar deniyor. Peki burada bir başka bir boyuta mı, yani model olarak da hani Rusya, Çin diyoruz, işte Orta Asya Cumhuriyetleri var, iyi ilişkilerimiz oldu. Yani bundan da daha başka bir hükümet sistemine, bir demokrasi, ya, siyaset sistemine mi geçeceğiz? Ben nihai olarak devletin içindeki aktörlerin de, yani bürokrasinin içindeki insanların da, hükümetin de öyle Çin gibi olmak, Rusya gibi olmak niyetinde olduğunu düşünmüyorum. Hmm. Ama onlar için asgari bir adım var. İki grup arasında daha nötr, ikisini birbirine oynayan, daha pazarlıkçı olabilen, bu dengeyi kendi lehine kullanabilen bir noktaya Türkiye'yi getirmek. Hmm. Bu şu anda Batı'dan bir miktar uzaklaşmayı gerektiriyor ve çabuk olmayı gerektirdiği için de biraz bu ekonomideki bu yeni model gibi biraz hani abuk sabuk şeyler yapılabiliyor. Yani tutarsız şeyler söylenebiliyor. Ama esas olayın yani Çin ve Rusya ile birleşeceğiz, Batı'ya karşı hani cihat falan gibi bir bakış değil bu. Bu bence Türkiye Cumhuriyeti'nin genlerinde olan diyeyim, o endişelerin, kaygıların bugünün dünya ortamında nasıl izale edilebileceği sorusu. Çünkü şunu unutmayalım, 70 yıldır savaş olmuyor, büyük savaş olmuyor ve belki daha uzun sürede olmayacak. Dünyanın gördüğü en uzun büyük savaşsız ya da yani merkezdeki aktörlerin savaş etmeden ilerlediği, devam ettiği bir dönem bu. Bu iki şey demek. Bir kere gelir çok artıyor. Biz çok arkada kaldığımız zaman Türkiye başına bela gelir. Yani çünkü Türkiye gibi 80 milyonluk bir yeri çok düşük gelir seviyesinde çok uzun süre yaşatamazsınız. Doktorlar gidiyor işte. Problem çıkar yani. İki,
ister istemez kaçınılmaz olarak normlarınız değişiyor. Daha demokrat normlara doğru kayıyorsunuz. Daha özgürlükçü normlara doğru kayıyorsunuz. Ve toplumu yönetmek, bir yerde kalıpta tutmak da zorlaşıyor. Toplumu klişelere inandırmak çok çok zor olacak yani. Eğer savaş olmazsa. O yüzden de ben şimdi bu haftaki yazımda şöyle bir soru sordum. Acaba Türkiye Cumhuriyeti Devleti bölgede bir savaşın olmasını olumlu mu karşılar, olumsuz mu? Olumlu karşılar. Bana olumlu karşılarmış gibi geliyor. Ve ille de savaş olsun da savaşalım diye değil. Çünkü bu kaygıların ortadan kaldırılması için o ortam daha uygun. Çünkü mesela Kürt meselesinin çözümünü ertelemek için daha uygun. Orada bir takım demokrasi dışı hamleler yapmak için daha uygun o tür bir ortam. Yani tehditler arttığı zaman bu tür iktidarların elindeki araçlar çoğalıyor ve de daha meşru da gözükme şansı doğuyor toplum tarafından. O zaman da yani çok riskli bir durum var ve gene muhalefete dönersek muhalefetin mesela bu tür soruları sorarak da yaklaşması lazım diye düşünüyorum ben olaya. Muhalefetin bu tür soruları sorarak meseleye yaklaşması derken burada her muhalefet partisi ayrı ayrı mı? Yoksa muhalefette bir dağınıklıkta aslında, görüyor musunuz? Yani mesela şimdi bir Millet İttifakı yani ittifak siyaseti beraberinde getirdi bu hükümet sistemi. Mesela şöyle bir eleştiri de var. Cumhur İttifakı daha birbirine daha böyle hani güven veriyor öyle ya da böyle çünkü beraberler. Ama muhalefette Millet İttifakı'nda bir dağınıklık da var. Yani bu biraz seçmen kitlesinin seçmen davranışını da etkiliyor. Yani kararsızların daha karar verememiş olması biraz bundan dolayı da. Çünkü hani bir Millet İttifakı var. Millet İttifakı'nın dışında hala karar verememiş yeni partiler var. Yani ittifakın içinde mi olacaklar, olmayacaklar mı? Üçüncü bir ittifak olur mu? Burada hani bütün partiler birleşerek ortaya yani topluma bir şey mi söylemeli? Ya yoksa Gelecek Partisi bu konuda çıkıp bir şey söyler, İyi Parti söyler. Siz burada hani muhalefet derken neyi kastediyorsunuz? Hı-hı. Biraz belki bunu da konuşmak lazım. Önce iktidarla ilgili de bir şey söyleyeyim. İktidarda tabii ki bir insicam Hı-hı. var. Çünkü iktidarda aslında tam da öyle iki parti falan yok. Bir AK Parti var ama AK Parti giderek Tayyip Erdoğan haline gelmiş durumda. Bu sistemde tek kişi evet. o oyu alıyorsa zaten yetiyor. Hı-hı. MHP'nin de çok büyük bir anlamı yok. MHP tamamen bürokrasiye girmek için bu şansı kullandı ama evet. MHP bir tür zamk gibi. Yani Hı-hı. devletle evet. Tayyip Erdoğan'ı ve dolayısıyla AK Parti'yi birbirine bağlı yapıştıran bir zamk gibi. Hı-hı. Orada bir bütünlük var ve menfaatler çok daha birbirinin Hı-hı. içine girmiş durumda. Şimdi muhalefette tabii ki öyle bir şey yok. Ben genellikle muhalefet dediğim zaman doğal olarak CHP ile İYİ Parti'yi daha fazla kastediyorum. Çünkü yani daha büyük partiler Hı-hı. ve onların sorumluluğu daha fazla. Yani sonuçta Hı-hı. onların başı çektiği bir çizgi evet. yönlendirecek Türkiye'yi seçimlere Hı-hı. doğru giderken. Ama bütününe baktığım zaman şöyle bir ikilem olduğunu düşünüyorum ben. Hem bir taraftan muhalefet doğru yapsın isteniyor. Evet. Hem öte taraftan da muhalefet şimdi hiç bir araya gelmese de ya da ufak tefek bir araya gelmeler olsa da yeterli. Seçim zamanı bu iş çözülür deniyor. Ama seçim zamanına kadar bu iş çözülür diye bırakırsanız nasıl olacak da doğruyu yapacak? Evet. Yani doğruyu yapmayı garantileyen şey ne yani? Bu bir de direkt bir... Bana bu evet. bu bir büyük bu problem bütün muhalefetin paylaştığı Hı. bir problem ve ama çözümü de öyle birdenbire hani kolay bir şey değil. Dışarıdan bakarak insanların şöyle olsun böyle olsun demesi de bana garip geliyor. Biraz çünkü çantada keklik görüyorlar galiba değil mi? Yani adım atmaya gerek yok. Taktiklerle böyle ilerle ya, seçime kadar gelelim. Öyle bir tarafı var ama şunu da söylemek lazım. Bu siyasi partilerin dışından bakan ve siyasi partilere şöyle yapsalar, böyle yapsalar, şöyle yapın falan diyenlerin de çok fazla Hı. hani böyle bir şey söylemeye hakkı yok. Çünkü o siyasi partilerdeki insanlar bütün ömürlerini ona o işe veriyorlar. Hmm. Sonuç olarak onların hakkı. Ya adam siyasete girmiş kendi siyasetini yapacak. Yani sen dışarıdan yok şu parti şöyle yapsa iyi olur, bu parti böyle yapsa iyi olur demenin çok fazla bir mantığı yok. Hmm.
Yani şey mi? Mesela İYİ Parti Kürtlere açılsın, CHP muhafazakarlara yani açılsın, evet, gibi şeyler söyleniyor. Doğal şeyler değil bunlar. Evet. Burada o partilerin içinden bu mekanizmaların üretilmesi lazım. Ve de hani daha böyle daha ciddi soruları beraberce sorabilirlerse bu partiler, belki o ciddi sorulara yine beraberce bir bağlam içinde cevap verme şansı elde edebilirler diye düşünüyorum. Bu bir dezavantaj değil mi peki? Mesela küçük partiler için. Deva Partisi, Gelecek Partisi. Bunlar mesela hala Millet İttifakı'nın içerisinde yer almıyor. Seçime kadar böyle gidilecek ama belli kaygıları da var, olabilir. Hı-hı. Diyelim ki yani işte CHP ile beraber olmak istemiyor olabilir. Ya da başka AB sebepler olabilir. Şimdi seçmeni düşünürken aynı zamanda ben de bir seçmenim. Diyelim ki oy vereceğim parti seçime kadar bağımsız, kendisi orada duruyor. Sonra seçim zamanı gelince diyor ki biz Millet İttifakı'nın içinde. Ben buna ikna olur muyum yani bu kadar kısa sürede? Ya da bunu kabullenir miyim? Eğer benim hassasiyetimi güderek o ittifakın içerisinde yer almıyorsa o zaman... Öylesi de var, öbür türlüsü de olacak. Evet. Yani bir grup insan için, hı hı, tabii siz ne diyerek o süreyi geçirdiğiniz de önemli. Yani biz, hı hı, hiçbir şekilde bir ittifakın içinde olmayacağız derseniz sürekli, hı hı, mesela o zaman tabanınız da bu fikir üzerinden, hı hı, kendisini hazırlar. Eğer sonra son anda olursa tabii ki o negatif etkileyecektir. Evet. Ama tabii bunu böyle söylemeniz gerekmiyor. Yani bu bir süreç. Bakıyoruz, konuşuyoruz ve hani ortak akıl olarak da hani en doğrusunu seçeceğiz diyebilirsiniz. Yani bir sınırlama, bir kaybedilmiş bir olay yok muhalefet açısından. Muhalefet hala toplam oy olarak da iktidardan daha fazla. Dolayısıyla yani seçimi kazanma şansı çok var, daha fazla. Hı hı. Ama şu detay kritik hale gelecek. İktidarın yanlışları tamam var, hı, ama insanlar seçim sandığına gittiği zaman yarınla ilgili, hı, karar verecekler. Yarını mı kim yönetsin diye soracak. Şimdi muhalefet belirsizlik ima ederse burada bu nasıl yönetilecek, kim yönetecek falan. O zaman bir sürü insan bir adım atıp ya bunları nasıl olsa biraz biliyorduk hani biraz daha devam etsinler diyebilir, sandığa gitmeyebilir. Vesaire. Yani o seçmeleri bunun içinde birleşmeleri bir bütünlük oluşturulması gerekmiyor mu? Yani muhalefetin hep birlikte beraber bir şey söylemesi gerekmiyor. Mesela ekonomide, demokraside, hukukta, işte yeni yani Türkiye. Şöyle söyleyeyim. Eğer bugün muhalefet anlaşarak demokraside ve ekonomide diyelim, hı hı, hani kabaca detaya girmemek için ortak bir şey söylerse eğer, o hafta içinde, o gün belki de 5 puan artar muhalefetin oyu. Hı hı. Bu iş biter yani. Söylemek istediğim şey bu, evet, tam olarak. Tabii. Yani orada... Ama o iç dengeler nasıl olur? Anlaşırlar mı, anlaşamazlar mı? Değişik kaygılar, hı, söz konusu olabilir. İşte... Mesela ne diyebilirler? 5 puan artacak, herkesi hak ediyordur. Hayır, sırf anlaşabiliyor olmaları, beraberce davranmayı taahhüt etmeleri, hı, ve bunun da bir demokratik, ekonomik, hukuk vesaire gibi çok kalın hatlarla birkaç maddede toparlanmış bir ilkeler manzumesine dayanması, hı, zaten şu andaki olayı bence bitirir. Evet. Yani şu anda şeyin oyu hani 40-45 arasındaysa 40'ın altına iner. Hani kararsız seçmen var ya hani gitmiyor bir yere dediğimiz. Aslında bu ya da bu kadar yanlışa rağmen hala iktidara oy veriyor. Bu sosyolojinin altında yani bu psikolojiyi birazcık bu yani muhalefetin tam böyle bütünlüklü biz anlaşabiliyoruz ve buradayız demiş olsa orada o seçmen analizini yapmaya da ihtiyaç kalmayacak. Yani niye gidiyor? Çünkü orada bir bütünlük görüyor, burada dağınıklık görüyor. Anlaşıp anlaşamayacaklarını bilmiyor ya da yönetebilirler mi bu dağınıklıkla? Bu sorunun cevabı da yok. Ama burada şöyle bir sorun yok mu? Muhalefetin iki büyük partisinden bahsediyoruz. CHP ve İYİ Parti. Siz mesela yazınızda diyorsunuz ki Cumhurbaşkanlığı sistemi sayesinde devlet siyasetinin öznesi kılınmış. Kemalizm ve İslamcılığın bu ülkeyi yönetemeyeceği belli olmuş.
çok önemli bir tespit aslında ben. İkisinin de aynı anda yönetebileceğinin belli olması. Laik ve dindar cemaatler arasındaki mesafeyi daraltan bir milliyetçilik sayesinde yeni bir kimlikleşme yaşanmakta deniyor. Yani şöyle özetleyebiliriz. Yani Kemalizm denendi, İslamcılık denendi. İkisi de olmadı. Bu top o yüzden de asıl şeylere geri dönülüyor. Yani köklere geri dönüyor. Hatta burada siz de diyorsunuz ki devlet cumhuriyeti ilerisine değil gerisine dönüyor diyorsunuz. Zaten o iddiatçılık şeyi de buna tekabül ediyor. Bu ama sadece iktidar cephesi açısından değil, genel olarak toplumda da yani milliyetçilik böyle bir tür yükselen değer oluyor. Çünkü tutacak fazla dal da kalmıyor toplumda. Yani işte hani eski rejim yok, yeni rejim denilen şey de başarısızlıkla sonuçlandı. Ortada işte toplumu bir arada tutacak şey milliyetçilik olarak görünüyor. Muhalefette de buna karşı yani milliyetçiliğe karşı bu yani iktidar bloğunun üzerine anlaştığı son tutamak olan ona karşı da bir hassasiyet yok. Tam tersine yani İYİ Parti zaten milliyetçi bir parti. CHP çok rahat hani bu o konularda gayet milliyetçi pozisyonlar alabiliyor Kürt meselesi dışında. Yani ekonomi politikası mesela Kılıçdaroğlu anlatırken diyor ki İngiliz bankerlere mi teslim edeceğiz diyor falan. Yani bu şeyle anlatıyor. Böyle bir alternatif çıkması kolay olabilir mi yani bu şu anki muhalefet kompoziti düşünüldüğünde? Çok doğru, zaten işte ciddiye alınması gereken mesele bu. Yani iktidar bir sürü yanlış vesaire irrasyonel şey yapıyor ama dediğim gibi iktidarın bu yola girerken dayandığı endişeler, kaygılar toplum tarafından paylaşılan kaygılar. Şimdi milliyetçilik niye yükselir? Bu kaygılar yüzünden yükselir. Belirsizlik yüzünden yükselir. Yani sen kendinden emin değilsin, geleceğinden emin değilsin, kimliğinden emin değilsin. Tüm Türkiye olarak. Sen şahıs olarak emin olabilirsin ama Türkiye'nin 50 sene sonraki kimliğinin ne olacağından emin değilsin. Türkiye'nin 50 sene sonraki dindarlığından da emin değilsin. Muhafazakar, şimdi dolayısıyla bu kaygılar önemli ve ciddi şeyler. Ve bu toplumun işte Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçişle beraber devraldığı bir duygu zemini bu. Ama buradan çıkarak tek tip bir milliyetçilik vardır denebilir mi? Acaba farklı bir milliyetçilik olabilir mi? Yani Türkiye Cumhuriyeti'ni şu anda bugün yeniden kuruyor olsaydık nasıl bir Türk milliyetçiliği tanımlardık? Muhalefetin bu soruyu sorması lazım. Nasıl bir Türk ya da dindarlık, muhafazakarlık tanımlardık? Acaba yeni bir muhafazakarlık tanımı mümkün mü? Yani muhafazakar şöyle olur, şöyle olur dendiği zaman mesela bunun dinle bağını açmak mümkün mü mesela? Yeniden tanımlamak mümkün mü? Dindarları özgürleştirmek dolayısıyla mümkün mü mesela? Çünkü şu anda herkes mesela ondan şikayet ediyor. Bu siyaset din yakınlaşması dine zarar. O zaman yapma yani. O zaman başka bir yani zararlı olmayan başka bir yöntemi öner. Ve bütün bunlar tabii üzerinde uğraşılacak çaba sadece akıl gerektiren, birlikte yapılacak şeyler. Ama aynı zamanda da bütün bu partilerin, hepsini birlikte düşünelim, her birinin de daha bakışları, kaygıları birbirinden farklı. O zaman o nerede ortaklaştıklarını bulmak gerekiyor onların. Her şey çok iyi olmayabilir o buluşma. Ama şunu diyebilir bu partiler. Biz şu anda bunda anlaşabildik. Budur. Ama İleride böyle tekrar bakılabilir ama biz şu anda bunda. Bu bile çok önemli bir olay. Çünkü eğer öyle bir anlaşmayı beceremiyorsan ilkeler üzerinden o zaman çok büyük ihtimalle seçim zamanına kadar böyle hani nehri kendi akışına bırakmak gibi bir durum ortaya çıkabilir. Teknik meselelerde işte ne bileyim ben ekonomi, parlamenter sistem falan da anlaşmak daha kolay olabilir. Ama bu ülkenin yani insanların kaygıları parlamenter sistem, başkanlık sistemi falan değil yani. Bu dediğim gibi gelecekle ilgili, kimlikle ilgili kaygılar ve de kendisini buraya nasıl oturttuğu sorusu. Ekonomi peki bazıları için ekonomi
kimlik şeyini de, kimliksel tercihleri de etkileyen, işte onun da önüne geçen bir onun parametre olduğunu düşünenler var. Yani ekonomik kriz arttıkça o kimlik şey önceliklerinin azalacağını düşünülüyor. O oradaki şeyi nasıl görüyorsunuz? Bu şimdi sosyolojik olarak çok büyük bir grup değil artık Türkiye'de. Yani çünkü işte en tepedeki hep konuşuluyor ya, yani orta sınıf giderek daralıyor, ortadan kalkıyor. Orta sınıf tabii tehlikeli de bir şeydir, yani gruptur. Çünkü daha özgürlükçüdür, daha arayışçıdır, daha bireyseldir. Yarın ne yapacağını öngörmen zordur. Çocuklarını ille dışarıda okutur ama bu sefer geldiğinde aykırı işler yapmasını engellemez. Yani bir aile şirketine girmeyecek çünkü o çocuk. Bağımsız olacak vesaire gibi. Orta sınıf daralıyor. Üst sınıfta, alt sınıfta bu iktidardan besleniyor. Sonuçta alt sınıflara doğru indiğimiz zaman bu özgürlüktü, hukuktu falan çok çok önemli olmaktan çıkıyor. Ve bir de şöyle bir bakış var. Onu da atlamamak lazım. Yine kadim bir bakış. Toplumun devlete bakışının parçası bu. Devletten ne kadar yararlanabilirsek o kadar yararlanmamız lazım diyor toplum. Çok kibar ifade ettiniz. Çok kibar, evet. Evet. Bu da yüzyılların getirdiği kadim bir bilgi bir tarafıyla. Yani toplum bunu ahlaksız olduğu için söylemiyor. Böyle akıllanmış yüzyıllar içinde. Böyle adapte olmuş bu devlete. Potlaç diye geleneği olan bir ülke yani. Yani ne kapsam kar diyor yani. Evet. İstiyor dolayısıyla devamlı istiyor. Ve onun ona bedava verilmesinden çok hoşlanıyor. Sayın Erdoğan da böyle söylemişti. Yani devlete böyle bakıyorlar. Biz bu bakış anlayışını bitireceğiz demişti. Bence şu anda bitirmeyi düşünmüyordur. Şu anda bitiriyor. Şimdi ne kadar artırsam o kadar iyi diyor tabii. Evet. Yani o yüzden de ekonomi makro ekonomi de şunlar yanlış, bunlar doğru. Ne kadar insanın kulağına gidiyor. O anlayanlar da ne kadar objektif bakmaya hazırlar siyaseten, çok şüphem var. Ama gündelik hayat tabii ki enflasyon vesaire etkiliyor. O zaman onlara bir şey sunuluyor. İşte şu anda hükümetin sunduğu gibi. Deniyor ki bu bir sonuç. Bu aslında bizim bağımsız olmamızı engelleyen sistemin bizde yarattığı sonuç. Ama sen hiç dert etme. Neyse ben bunu sana tazmin edeceğim diyor. Aradaki farkı ben kapatacağım diyor devlet. Şimdi bunu peki kitlelerde artık bu hani yerler mi diyelim tırnak içinde bunu. Yani bu o kadar çok bir de kullanıldı ki bu ekonomi, dış güçler, siyaset, işte politika, Türkiye'nin işte bağımsızlığı, ekonomideki sonuç ilişkisi çok fazla kullanıldı. Bir soru bu. Bir tanesi de muhafazakar kitle çok değişti işte bu AK Parti iktidar döneminde. Hı hı. Siz de o değişimin içinde idiniz. Yani yazarak, çizerek siz de çok okuyarak insanlar da o değişimde de yaptılar, ilerlediler. İşte çözüm sürecine destek veren bayağı bir büyük kitleler oluştu Türkiye'de. Bu pek çok işte Avrupa Birliği ile reformlara destek veren, hı hı, işte ve seçimlerde de bunu ortaya koyan. Bu kitlelere tam olarak ne oldu diye bir soru var ortada. Yani iki cevabı var bu sorunun. Bir tanesi bu ana şeye doğru, köklere doğru döndüler. İşte milliyetçilik, devletçilik oraya doğru döndüler sizin söylediğiniz riskleri görünce. Bazıları diyor ki zaten hiçbir zaman onlar çok fazla değişmedi. Onlar zaten öyleydiler hep. Öyle yani taktiksel olarak şey oldular. Zaten o zihniyet hayatta değişmez, demokrat olmaz bir bakış var. Ki bu şu anda sonuçları itibariyle epey şey olan bir bakış bu. Yani böyle daha kuvvetle bunu dillendiren insanlar var. Yani 4-5 yıl önce o kadar yoktu. Şimdi daha çok var bunu söyleyen. İşte size kandırıldınız. Bunlar zaten değişmez. Bu siz baştan beri bunlar böyleydi zaten diyenler var. Siz o kitleye ne olduğunu düşünüyorsunuz? O eski kodlarına mı geri mi döndüler yoksa orada duruyorlar? Aslında o değişim geri alınamaz bir şey. Geri döndürülebilir mi? Nasıl görüyorsunuz? Ya bunlar eşiklerle olan bir şey. Bir eşiği geçtiyseniz geri dönüşü o kadar kolay değil ve ben böyle bir %10-15'lik grup olduğunu düşünüyorum Türkiye'de. Bireyselleşmiş, kendisini temsil eden pek bir şey görmüyor siyasi alana baktığı zaman.
onu şu bu nedenle, bunu şu nedenle falan yadırgıyor vesaire. Yalnızlaşmış, kendi derdiyle uğraşan, işte belki küçük aile düzeni, biraz mizah vesaire falan filanla kendisini iyi etmeye çalışan falan insanlar var bugün. Ben şöyle bakıyorum, şimdi bu AK Parti'den oy alma diye bir bakış var mesela muhalefette. AK Parti'nin oyu işte 35 diyelim bugün, 30-32 neyse, ondan nasıl oy alırız? İyi de AK Parti 50 idi, 32'ye indi. O 18 nerede? 18 kim? Bence 18 işte bunlar. Kararsızlar var deniliyor işte. Hani AK Parti ayrılıyor ama gitmiyor. Ama şu, o çoktan AK Parti'den uzaklaşmış olan, başka nereye gittiğiyle ilgili değilim ben. Hı-hı. Ama AK Parti'den bu uzaklaşanlar kimler? Niye uzaklaştılar? Ve onların önemli bir bölümünün ben bu sosyolojik değişimle ortaya çıkmış olan insanlar olduğunu düşünüyorum. Ama siyaseten onları taşıyacak bir karşılık göremiyorlarsa şu veya bu nedenle şu anda, o zaman kamusal alanda da görünür değiller. Ve önlerine çıkan partilerden ille birini seç diyorsan birini seçiyorlar. Ama aslında onların esas hayalindeki parti belki orada değil. Ya da şu veya bu nedenle henüz onların oyunu alacak düzeyde değil. Anlatabiliyor muyum? Yani insanlar Türkiye'de yabancılar da onu çok yapıyor. Çünkü Avrupa'da bu yapılabiliyor. Yani böyle bakmak mümkün. Siyasete bakarak toplumu okuyabilirsin. Çünkü toplumda siyasi karşılığı olmayan hiçbir kesim hemen hemen kalmamıştır yani. Hepsinin muhakkak bir siyasi partisi olur, sözcüsü olur, işte vakfı olur falan filan. Sivil toplumu olur ve dolayısıyla duyarsın onları. Ama Türkiye'de siyasete bakarak toplumu okumak mümkün değil. Siyaset çok daha sınırlı, sınırlayıcı ve toplum ister istemez o önündeki seçeneklerden birini seçmeye zorlandığı ölçüde siyasette temsil edilmeyen çok sayıda irili ufaklı gruplar var toplumlarda. Yani Türkiye gibi toplumlarda. Bence Türkiye'de de hala o sosyolojik grup öyle bir grup. Yani şöyle söyleyeyim, ilk dönem AK Parti yeniden çıksa gene 50 alır. Ama bugünkü AK Parti ile o AK Parti arasında o 18 puan işte var. Ve o 18 puan şu anda hasbelkader başka yerlere oy veriyor. Ya da vermiyor ya da kararsızım diyor vesaire diyor. Peki AK Parti'nin yeniden o %18'lik kesimin oyunu alabilme, o oyları geri çevirebilme ihtimali var mı, şansı yok, var şu mı? Yok, yani şu anda tabii AK Parti diye bir şey yok. Şu anda AK Parti üzerine analiz yapmak da anlamsız yani. Cumhurbaşkanlığı sistemi var, Tayyip Erdoğan var. Tayyip Erdoğan halkla karşı karşıya, Tayyip Erdoğan'a oy veriliyor. Tayyip yani Erdoğan'ın o zaman... Geçmiş bir şey, benim söylediğim gerçekleşebilir bir şey değil. Tamamen fiktif bir şey olarak söylüyorum. Anladım. Erdoğan'ın o %18'i geri çevirebilme kendisine... Yok, bence şansı yok. Çünkü onlar bence notunu vermiş durumdalar. Ama Yıldıray'ın söylediğindeki o ilk alternatifte olduğu gibi onların bir bölümü eğer bu kaygılara sahipse ve muhalefet bu kaygılara cevap veremiyorsa, o zaman yani istemeye olsun. İstemeye gene de Michael'a rağmen CHP'ye verenler gibi. Yani hiç olmazsa süreklilik olsun, hiç olmazsa istikrar olsun gibi bir bakış olabilir. Ve seçimle doğru giderken iktidar şunu becerebilirse, ya ben ya kaos, o zaman oyunu artırır. Ve bunu becerebilmesi ya, için de aslında imkanlar var. İşte muhalefet bloğundaki karışıklık. Evet aslında. Yani muhalefet dolayısıyla buna izin vermeyecek. Yani kendisinin bir kaos bağlamında değerlendirilemeyeceğini kanıtlaması lazım bize. Bu da yarınla ilgili ne yapacaklarını bilmemizi gerektirir. Peki Kemal Bey'in bu bağlamda helalleşme siyaseti bu kaygıları gidermeye yönelik önemli bir adım mı? Yani bir sahicilik. Yani, siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, olumlu bir şey tabii. Sosyolojik olarak çok önemli. CHP'nin geleneği açısından çok önemli. Ama siyasi değil tam. Yani sosyolojik kısmı o. Helalleşme. Buradan giderek somut meselelerde nasıl adım atacağına dair bir şey söylemiyor. Mesela şöyle söyleyeyim. Mesela Milli Eğitim Bakanlığı böyle devam mı edecek? Yani bütün o köhnemiş şubeleri, daireleri vesaireleriyle hala 1923'ten gelen bakışı taşıyan bir bakanlık. Yani burada ne söylüyor deyin siyasi. Anlatabiliyor muyum? Hı hı.
Burada söylediğin o helalleşmeyi kanıtlayacak çünkü. Yani bu başka? Mesela Milli Eğitim başka? Yani mesela. Bu yani çok kritik bakanlık hani, yani Adalet Bakanlığı mesela böyle bir bakanlık değil mi? İçişleri Bakanlığı böyle bir bakanlık. Milli yani, Savunma Bakanlığı böyle bir bakanlık. Muhafazakar kitleler, AK Parti'ye oy vermiş kitleler daha doğrusu. Muhalefetin temel olarak Türkiye'yi yani şöyle düşünebilirler. Tamam, AK Parti kötü yönetiyor ama en azından şu şeylerde hani bizim duyarlılıklarımız bir şekilde görünüyor bir yerlerde. Yani biz temsil ediliyoruz oralarda. Ve de şunu söyleyebilirim. Olursa doğru. Mesela Milli Eğitim Bakanlığı muhalefet iktidara geldi. Andımız tekrar geri dönecekse AK Parti'nin evet. Kötü Milli Eğitim Bakanlığı tercih ederim o zaman. Tabii evet. Üstelik. Ama şu mesajı veriyor iktidar. Muhalefet ne kadar bunun bilincinde bilemiyorum. Tayyip Erdoğan şunu söylemiş oluyor. Ciddi bir kavşakta duruyoruz Türkiye olarak. Önümüzde ciddi bir mesele var ve biz bunu ciddiye alıyoruz. Sonra yaptığı şey çok ciddiyetsiz bir şey olsa bile. Bu ciddiye alma da önemli yani, çünkü bu ciddiye almazsanız durumu. Yani sorulması gereken soruyu sormazsanız o zaman o toplumu kuşatma şansınız az olur. Sorulması gereken soru da çok basit olarak şu. Bugünün dünyasında, bugünün küreseline, bugünün bölge yapısında Türkiye'nin önümüzdeki orta dönemini garanti eden şekilde nasıl bir çizgi izleyebilirim? Dış politikada, ekonomide vesaire. Sizin bu analizlerinizde yani AK Parti, devlet, işte Erdoğan, devlet analizlerinizde bir benim kafamda oturmamış bir yer var. Onu sormak istiyorum. Öyle bir düşünen ve planlar kuran, işte AK Parti'yi de yönlendiren, hatta Erdoğan'ı da o çizgisine doğru çeken bir devlet ben göremiyorum. Yani Ankara'da da göremiyorum. Yani öyle bir akıl göremiyorum. Öyle aktör göremiyorum yani. Aktör olarak yani belki bir bunu belki de zihniyet olarak söylüyorsunuzdur. Yani refleks olarak söylüyorsunuzdur. Aktör olarak yani kim yani? Mesela eskiden askerler derdik. Aynen. İşte Milli Güvenlik Kurulu derdik. İşte bir takım bürokratik kurumlar vardı falan. Aktör olarak hatta Ankara'da biraz kulisleri dolaşanlar derdik. Bak şunlar etkili. Öyle bir kitle de yok. Yani ordu çok şey durumda zaten. Hani bu FETÖ meselesi darbeden sonra zaten hani çok şeylerini kaybetmiş durumda. Öyle bir akıl ekstra bir şey de değil yani, konumda gibi değil. Yani Cumhurbaşkanı çok hakim sisteme. Yani herkesi istediği an atıyor, alıyor. Sanki böyle refleks olarak mı bunu kastediyorsunuz? Çünkü bu şeye de gidiyor ya. Hani biraz önce Elif de söyledi yani. Bu Türkiye'de klasik derin devlet var. İşte her şeye karar veren aksakallılar var. İşte böyle bir şey demiyorsunuz herhalde değil mi? Evet. Yani derin ne demek? Zaten bizim biz görmediğimiz için ona derin diyoruz. Yani bu çünkü bürokrasinin içinde ve bürokrasinin içinde her zaman... özellikle bizim biraz önce saydığım bakanlıkların mesela bazı daireleri bunun çok net göstergesidir. Hangi hükümet gelirse gelsin hiçbir şekilde bakışını değiştirmeyen ve yüzyıldan beri gelen bir çizgiyi devam ettiren bölümler var bu devletin içinde. O bakan orada hiçbir şey yapamaz. Yani bunu defalarca tanık olduğumuz olaylar bunlar yani. Evet, dediğin gibi eskiden bir aktör vardı. İşimiz kolaydı. Yani o aktör yaptığı için, aktör üzerinden anlattığımız için gözüken bir şeydi o. Şimdi o aktör olmayınca, o dominant bir aktör yani olmayınca, o zaman şunu mu diyeceğiz ama? O dominant aktör olmayınca bütün bu kaygılar, bütün bu bakışlar, bütün bir devlet sahiplenme duygusu buharlaştı bürokraside. Çok zor bu. Yani mesela eski emniyet mensuplarına, eski askerlere, eski hukukçulara, emeklilere, onların şu andaki ilişkilerine baktığımız zaman, iş dünyasıyla ilişkiler, suç örgütleri, değil mi yani? Bahçeli'nin Çakıcı ilişkisi, şu bu, bir sürü. Şimdi bütün bunları birleştiren şey daha eş düzeyliler, daha parçalılar, daha koalisyon yapma ihtiyacı içindeler. Çünkü öyle bir dönemden geçiyoruz. Ama
ülkenin ne olacağı, nereye gideceği konusunda fikirleri var ve konuşuyorlar. Ve çok muhtemelen birçok kararı etkiliyorlar ya da başka bir yazıda söylediğim gibi inisiyatif alarak kararların çizgisini çekiyorlar. Hangi kararların alınamayacağına dair kırmızı hatları belirliyor bu olay. Bence Bahçeli de bunu yapıyor. Bahçeli'nin zaman zaman çıkıp ön alması, bir şeyler söylemesi niçin? Değil mi? Niye oluyor bu? Niye yapıyor bunu? Bunu kendi kafasına göre mi yapıyor? Yoksa bir hassasiyeti oraya taşıyor ve toplumu da o hassasiyete hazırlıyor. Ve dolayısıyla Tayyip Erdoğan'a da dolaylı yoldan bir mesaj veriyor ve Tayyip Erdoğan yapacağını rahatlatıyor. Tayyip Erdoğan adımını da daha mümkün hale getiriyor. Peki şöyle olamaz mı? Yani iktidarını korumak isteyen iki lider var. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP'deki iktidarını korumak isteyen Devlet Bahçeli var. Bunun için de her şey meşru. Yani bu iktidarları korumak için. Ve en kolay, en popülist olan şey milliyetçilik, hamaset. Yani ve karşı tarafı işte düşmanlaştırmak. Biraz hani böyle çok süfli bir şey olamaz mı? Bu kadar ideolojik olmayabilirsin. Evet, o zaman şöyle bakmamız lazım. Eğer böyleyse, bu dediğin gibi ise, bütün bir muvazzaf ve emekli tüm bürokratik kadro aval aval bunu mu seyrediyor? Hiçbir fikirleri yok mu? Hiç müdahale etme, araya girme, bir şeyden yararlanmak için bile olsa, parçası olma istekleri yok mu? Bu sistem nasıl çalışıyor yani? Çalışmıyordur belki. Yani ama insanların ömrü bununla geçmiş. Adamın esas işi bu. Yani öyle insanlar var ki yani isim söylememek için şey yapmıyorum ama mesela işte eski emniyet mensubu, asker mensubu falan filan. Şimdi bunların esas işi ne diye baktığın zaman esas işi hani polislik, askerlik falan değil. Başka bir iş yapıyor esas iş olarak adam. Bütün ömrünü ona veriyor. Bunun içinde tabii para mekanizmaları var. Ve en kritik şeylerden bir tanesi bu çabayı harcayan insanların birçoğu bu çabalarının karşılığında devletten nemalanmayı kendi hakları olarak da görüyorlar. Bu birdenbire ortaya çıkmış bir sistem değil, var olan bir sistem. Şimdi o kadar güçlü bir sistemin 80'lerde, 90'larda, ta 20'lerden beri yani. Birdenbire şu son 3-5 senede buharlaştığını tahmin etmek, o bana daha garip geliyor. O zaman bunun bir dengesi olduğunu söylemiş oluyoruz. Onun için de derin devlet değil yani benim de söylediğim şey. Parçalı bir yapı belki ama kendisini devletle özdeşleştirmiş olan siyasetçinin her an geçici olduğunu siyasetçiyi hatırlatan bir devlet. Yani şimdi seçimlere gidiyoruz. Tayyip Erdoğan kazanamayabilir. Peki ne yapacak o arka plandaki Tayyip Erdoğan'a para yatırmış diyelim. Hani ne yapacaklar? Kartını. Sizce? Yani işte birkaç şey var. Riskli bir şeye tekabül edebilir mi bu? Risk olabilir mi bu? Birkaç yol var. Ya Tayyip Erdoğan'ın kazanmasını sağlamak için ne yaparız diye düşünürler. Ya kaybetmemesini sağlamak için, yani belki seçimi erteleme gibi bir şekilde seçim zamanının olmadığını hatırlatan bir şey. Ya da acaba muhalefette aynı şeyi, aynı düzeni devam ettirebileceğimiz bir yeni kombinasyon oluşabilir mi diye bakabilirler. Ama yani onların dünyasında devam etmesi gereken, kaybettikleri takdirde tekrar kazanma şansları olmayan bir grup bu. Ya buraya asılacaklar yani. Bu çok normal. Ama siyaset oyunu da devam ediyor ve oylara onlar da şeylere bakıyor, anketlere bakıyorlar. Peki bir şey düşünüyorlar yani değil mi? İnsanlar düşünüyor yani. Her yerde oturup konuşuyorlar. Nereye gidiyor ülke? Ne olacak diye soruyorlar. Bu soruların cevaplarının da daha direkt yollardan siyasete girme şansı var Türkiye'de. Evet. Bu bir yazınız daha serbestiyetteki son yazılarınız bir de o da çok tartışıldı. Bir taraftan da bir iktidara karşı bir şey var. Reflekslerden biri de Atatürk
Atatürk'ün tekrar bir kurucu figür olarak hatırlanması, Atatürk'e vurgular, Atatürk referansı. Kurtarıcı. Evet. Atatürk'ün böyle bir şey olması, yani 10 Kasımlar, 29 Ekimler'de böyle çok büyük sivil diyelim hatta eylemler, işte sosyal medyada normal fiziki şartlarda evet. yapılması. Bunun bazıları diyor ki bu artık o eski Kemalizm gibi bir şey değil bu. Bu çok sivil muhalif bir şey. Yani iktidara karşı bir refleks olarak bir sivil toplum figürü haline geldi dedi hatta Nuray Mert. Buna sarılmayı nasıl yorumluyorsunuz? Bu da bir taraftan yine bir büyük bir muhafazakar kitle açısından eskiye dönüş sinyali olarak da görülüyor ve bu böyle iyi bir şey sinyal de vermiyor yeni iktidarla ilgili. Ya ilk başta öyle gelebilir tabii bazı muhafazakarlar ama şu andaki bu Atatürkçülük hani Kemalizm değil. Kemalizm devletin aktörlerinin, devletin kurumlarının taşıyıcılığını yaptığı bir ideolojik bakıştı. Şimdi bu Atatürkçülük bir tepki, bir sahiplenme, sembolik bir sahiplenme. Yani o kendisiyle ilgili bir tanım ihtiyacında olan insanların bizden 100 sene önce yaşamış olan birisini bayrak haline getirerek kendisini onunla bir şekilde özdeşleştirerek yeniden normalleştirmeye çalışması. Yani ben senin gibi değilim diyor iktidara. Bir duyguyu dolayısıyla dışa vuruyor ve zaten duygusal olarak da ifade ediliyor. Yani ne kadar duygusal olursa o kadar da iyi bulunuyor. Yani o kadar keyfi çıkarılıyor mesela. Hani şarkılar söyleniyor, bayraklar sallanıyor vesaire. Sembolik işte kılık kıyafete kadar giden bir sürü şey yapılabiliyor. Ama bu sonuç olarak bir siyasetsizlik. Çünkü Türkiye'nin yarınıyla ilgili o zaman Atatürk ne yaptıysa hani biz de bugün onları yapacağız gibi bir siyaset yok yani. Yok, evet. Yani Atatürk'ün 1920'lerde 30'larda yaptığı şeyler aslında yapılması gerekenlerden daha fazla şu andaki iktidarın yaptıklarına benziyor. Kapalı, daha kapalı bir ekonomi, demokrasinin olmadığı bir dünya, medya üzerinde baskı, hukuk üzerinde baskı. Dolayısıyla yönetimden ziyade adamı Atatürk'ün kendisini öne çıkartarak bir tepki veriliyor. Atatürk'ün siyaseti değil yani. Atatürk'ün duruşu, inancı, anlayışı, bakışı. Bu da tabii biraz fiktif, Atatürk üzerine yazılmış bir hikaye bu aslında. Yani Atatürk'ün gerçek fikirleri, gerçek bakışı falan değil. Ama şu anda bir fonksiyonu var. Ve şu andaki fonksiyon da bana şunu söylüyor. Demek ki o kadar çaresiz ki insanlar. Yani bu olayın siyaseten değişeceğinden umutsuz ki. Ya da siyaseten gelecek değişmeden de çok memnun kalmayacaklar ki. Evet. Ve ben burada gene Kürt meselesini akılda tutmak lazım diye düşünüyorum. Böyle bir tepki veriyorlar. Mesela şunu yani çok merak ediyorum. Bu kendilerine Atatürkçü diyenler Kürt meselesinin çözümünü hangi cümleyle anlatırlar? Çözüm nedir yani? Ben yani çok hükümetten çok farklı olmayabileceklerini düşünüyorum. Hükümetin gerisinde bile olabilir. Muhalefet. Olabilir. Yani. Evet. Dolayısıyla bir siyaset yok. Ama olması gereken siyasetten korkup aynı zamanda şu anda ona benzer yani kendisine kendi siyasetine benzeyen bir siyaseti de kimlik olarak reddedip doğrudan gidip Atatürk'ün kendisine şahsa bağlanan bir duygusal ideolojik duruş hani sergileniyor burada. Gaz alma açısından bence bir şeye yarayabilecek olan bir şey. Yani buradan bir siyasi olay çıkma ihtimali yok. Evet. Çünkü yapıcı bir fikri yok açıkçası. Kritik şey Türkiye'de eninde sonunda gelecek olan şey yarın ne yapacaksın sorusudur. Bugüne kadar bir sürü yanlış yapmış. Toplum şunu da söyleyebilir. Yanlış yaptı öğrendi belki bunlar da diyebilir. Yani hükümetin yanlışları ikincil hale gelebilir. Yarın o ne yapacak, bu ne yapacak sorusunu soracak toplum. Ve ona göre o seçim anında karar verecek. Bunu yaparken de
çelişkili bir toplumla karşı karşıyayız. Hem normları var, gelişmiş normları var. Hani artık şimdi hukuk nedir biliyor herkes. Ama tehlikeli olabilir. Çok da hukuk devleti tehlikeli olabilir diyor falan. İşte özgürlük nedir biliyor falan. Demokrasiden biraz artık anlıyor hani neler olabileceğini. Hem bunları istiyor hem de bunların getireceği ortamın nasıl yönetileceğini bilmiyor. Ve bunun getirdiği kimliksel ve ülkesel kaygıları var. Beka kaygıları var yani. Onun için bu beka kaygısı hükümetin kullandığı gibi belki saçmaydı. Hani o zaten fazla kullanarak onu şey ettiler. Hani biraz iyi diş ettiler diyeyim. Ama gerçekte insanların zihninde, arka planında, bilinç dışında beka kaygısı diye bir şey Türkiye'de var. Evet. Ve o yüzden de buna bir cevap olması gerekiyor. Bu kaygıya mahal yok arkadaş demesi lazım hükümet şeyin muhalefetin. Öyle bir şeyler söylemesi lazım ki buradan çıkarsama bizim hiçbir beka sorunumuz yok dedirtecek topluma yani. Esas olay bu. Bu olduğu zaman zaten Türkiye sadece bu iktidarı değiştirmekte kalmaz bence. Çok kısa bir sürede bir de yani birdenbire hani çok doğru dürüst bir normal yola da girebilir. Çünkü hep yani benim hoşuma giden bir şey var. Türkiye'de iyi şeylerin hiçbirisi kalıcı değil ama neyse ki kötü şeyler de çok kalıcı değil yani. Evet. Çünkü gelenek üretemeden değişiyor yani. Ben birazcık yani daha sana böyle karamsar yani karamsar mı oldum? Evet. Şöyle. Çünkü bu özeti evet, karamsarlık. Yok, öyle değil de şöyle, şimdi önümüzde bir şey var ama muhalefet çok, yani benim de muhalefet konusunda endişelerim var. Bir dağınıklık var, net bir şekilde bir şey söyleyemiyorlar geleceğe dair, yani daha çok savunma, evet güzel şeyler de yapıyorlar. Fakat toplumda yani bu iktidar kötü tamam ama bunlar da gelip bir şey yapamayacak çaresizliği, kötü bir duygu, arada kalma. Bu daha umutsuzca bir şey. Her şeyi çok daha kötüye götürebilir. Ve o karamsarlık ve çaresizlik hissiyatı insanlara daha yanlış böyle kararlar. Doğru ama daha vakit var. Daha vakit yani var. Yani kaybedilmiş evet bir şeyden bahsetmiyoruz. Evet. Önümüzdeki süreçte yapılması iyi olur olan bir alternatiften evet bahsediyoruz. Ama Türkiye'nin şeyi de hani durumuna baktığımız zaman yani biz şimdi başka bir ülkenin vatandaşı olup Türkiye ile ilgili analiz yapıyor olsaydık, bakıyor olsaydık Türkiye'ye en büyük ihtimal nedir diye sorsaydık orta yol bir ihtimal, en büyük ihtimal. Yani bu iktidar gider, yenisi gelir ama bir çalkantı olur. Zaman içinde bazı şeyler iyi olur, bazı şeyler o kadar düzeltilemeyebilir falan. Yeni bir adım atmayı gerektirir. Biraz sanki bu tür bir ihtimal Türkiye'nin gelenek siyasi kültürü açısından daha fazla ihtimal dahilinde. Evet. Ama tabii gönül istiyor ki şu virajda hasbelkader bu muhalefetin önüne gelen tarihsel şans kullanılsın. Çünkü bu viraj nasıl Çin-Rusya modeline dönebilecek bir virajsa aynı şekilde tam demokrasiye de dönebilecek bir evet viraj. Ama bunun sahiplenilmesi lazım ve bu sahiplenmenin güvenilir, inandırıcı olması lazım toplum açısından. Evet. Toplum bunun peşinden gitmesi lazım. Yani sadece bu hükümetin yanlışları ve şunları bunları değiştireceğiz olayı değil bu. Bir bütünlük, bir fotoğraf ihtiyacı içinde toplum. Evet. Yoksa her zaman bizim tür toplumlar risk almamaya meyyal olabiliyorlar. Evet. Yani öyle bir tehlike var. Evet. Çok teşekkürler. Evet. Var mı söyleyeceğin son sözü? Yani bu şeyi de belki sorabiliriz bu. Yani siz Gelecek Partisi'de bir danışmanlık şeyiniz devam ediyor. Yani kurucu üyeliği. Kurucu üyeliği. Evet. 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 Kurucu üyeliği. Onu biliyorum zaten. Yok, kurucu üyelik var da zaten. Onun dışında devam ediyor. Bu iki parti, Gelecek ve Deva, iki tane AK Parti'den kopmuş
aslında söylem olarak da epey yani sisteme karşı en hani şu an diğer muhalefet partilerine göre daha net şeyler söyleyen iki parti. Ama o partilerde böyle tabii bilmiyoruz şu anda ne olacağını ama en azından şu an için öyle çok büyük bir çekim merkezi haline gelemediler. Bunu mesela nasıl yorumluyorsunuz? Yani insanlar böyle bir alternatif, daha büyük alternatiflere mi gitmek istiyorlar? Öyle bir AK Parti'yi bırakmamak istiyorlar o yüzden. Yok, onunla değil. Bir kere o son nokta, yani bunu eğer anketlerle ölçüyorsak, anketler biraz güç de ölçer. Yani güçsüzseniz, güçsüz görünüyorsanız daha güçlü olana doğru meyleder. Eğer aralarında fark yok gibi görüyorsa, şu anda toplumun bir bölümü, ya önemli olan zaten Cumhurbaşkanlığı sistemi var. Hangi muhalif partiye oy verdiğin değil ki. Önemli olan bunları devirmek diye bakıyorsan, ama aynı zamanda da Millet İttifakı diye bir şey olduğu için bence Millet İttifakı'na doğru bir çekim doğal olarak oluyordur. Yani daha başka bir ortamda Gelecek ve Deva Partilerin alabileceği oy bir miktar bence daha büyüklere doğru böyle kayabiliyor. Şunu söyleyebilirim, Deva ve Gelecek çok daha bence yaratıcı oldular bu dönemde. Çok daha fikir bazlı şeyler yaptılar. Yanlış hiçbir şey yapmadılar. Ama yanlış hiçbir şey yapmamakla topluma hitap eden doğruyu yapmak arasında bir boşluk var. Bir mesafe var. Yani mesela şu anda konuştuğumuz şeyi söylersek, şu anda bu parti, bizim partide tartışılıyor bu bütün bu. Şu anda bizim burada konuştuğumuz şeyler tartışılıyor, öyle söyleyeyim. Mesela ekonomi konusunda epey çok parlak bir grup var mesela bizde. Biliyor, tanıyorsunuz hepsini. Yani ve de yani ekonomiyi, o iktidarın ekonomik modeliyle hani Gelecek Partisi'nin ekonomi uzmanlarının söylediklerini yan yana koyduğun zaman yani mukayese edilebilecek bir hali yok bu olayı. Ama iktidar ekonomiyi siyasetle ve ideolojiyle bağlantılı hale getirdiği için ister istemez senin de o konuda bir şey söylemeni gerektiriyor bu. Ne söyleyeceğin partinin kararı. Ama bir şey söylemen gerekiyor. Çünkü bağlamı değiştiriyor hükümet. Yani hükümetin ben bu son çıkışının bir akıl içerdiğini dolayısıyla düşünüyorum. Bu akıl kimin aklı bilmiyorum. Yani danışmanların olabilir. Tayyip Erdoğan'ın olduğunu sanmıyorum yani. Ya da gene devletin, bürokrasinin olabilir. Şu anda mesela ulusalcıların, sosyalistlerin nasıl savunduğunu gördüğüm zaman bu yeni tedbirleri falan, neoliberalizm bitti falan, dünyaya işte meydan okuduk falan, şaşırtıcı bir şey ve çok olumlu bir şey olarak bakabiliyor. Yani şimdi bunları gördüğünüz zaman bir aura var. Yani bunların doğru olduğunu düşünen insanlar var yani. Ve bunlar profesör, işte yüksek ya müsteşar, şu bu falan gibi insanlar yani. Ama eğer iktidar seçim kazanabilecek ise, öyle bir ihtimal varsa, bunun tek yolu onlar açısından bağlamı büyütmek. Bağlamı küresel ortama getirmek, bağlamı tarihsel baza oturtmak, siyasetle ekonomiyi bir araya getirmek, büyük ideolojik tercihlerin dünyasında olduğumuzu söylemek vesaire. Ve bu öyle bir söylem ki Türkiye halkı buna kulak verir. Hep vermiştir çünkü. Çünkü bu söylem o kaygılara hitap ediyor. Evet. O yüzden de muhalefetin de bu bağlama istese de istemese de gelmesi gerektiğini düşünüyorum ben. Orada henüz yeterince adım atılmamış olabilir. Bence öyle. Tüm muhalefet partileri için. Ama önümüzde bir yol var. Önümüzde bayağı uzun bir süre var. Dolayısıyla hani bir muhalefet bir şeyi kaybetmiş değil. Şu ana kadar yaptıklarının bir başlama tahtası, bir zemin olarak düşünmek lazım. O zemin üzerinden de topluma yeniden bakmak ve toplumun o görünmeyen kısmına hitap etmek lazım. Yani AK Parti'den çoktan kopmuş olanlara bence hitap etmek lazım. Şu anda, çünkü şu andan itibaren AK Parti'den koparacağınız insanlar zaten çok makbul insanlar da olmayabilir. Siyasi, ideolojik açıdan.
sizi bozabilir yani. Ya sırf onları hani kendinize çekmek için söylemeniz gereken... Aktörlerden bahsediyorsunuz, evet. Seçmenlerden değil de. Yani evet. Ama seçmenlerin de bir bölümü böyle muhtemelen. Aktörleşmiş bir seçmen var AK Parti'de, onu unutmamak lazım. Normal, sandığa gidene kadar normal hayatını yaşayan da sandığa gitme arifesinde hani nereye oy vereyim falan filan, hani öyle bir seçmen değil bu. Kemikleşmeye doğru giden bir seçmen. Tayyip Erdoğan kültü etrafında bunu yapan bir seçmen var. Oradan adam çekmek için biraz Tayyip Erdoğan'a benzemeniz de gerekebilir. Bu da o zaman sizi muhalefet olarak gerçek tabanınızdan uzaklaştırabilir. Evet. Çünkü bence gerçek taban şu anda o görünmeyen taban. Evet. O hamle yapılabilirse ben bu küçük partilerin de önünde büyük bir potansiyel olduğunu düşünüyorum. Evet. Evet. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Gördüğümüzü ayrıca mutlu olduk tabii ki. Yani ben de. İzleyiciler kadar bizler de heyecanlıydık. Çok teşekkürler. Çok şu aktör seçmen konusunu bence uzun uzun konuşmak lazım. Önemli bir kavram. Yani. Cumhurbaşkanlığı sisteminin ürettiği. Evet. Yani şu anda mesela peroncular. Evet. Değil mi? Yani evet. Ya da şu andaki Macaristan'da şurada burada Trumpçılar. Ne demek yani Trumpçılar? Evet. Yani cumhuriyetçi değil de adam Trumpçı. Başka bir şey yani. Evet. Evet. Görüyoruz sokaklarda. Evet, bizden bu haftalık bu kadar. Haftanın son programını Etyen Mahçupyan'la gerçekleştirdik. Yıldıray Yoğur birazdan Akif Bilgi ile beraber. Bugün yapmıyoruz. Yapmıyor musunuz? Evet. Tamam, o zaman Karar TV'den bugünlük bu kadar. Haftanın son programıydı. Görüşünceye kadar kendinize iyi bakınız.